Malumat çözmek suretiyle Almanya'daki partilerin içeriklerini değerlendireceğimiz ve kendimizin de hangi partiye ne kadar yakın olduğumuzu görmeye çalışacağımız videoyla yeniden beraberiz. Malumatın önce bir ne olduğunu kısaca söyleyeyim. 35 tane miydi? Soru var. Evet. Almanya'da gündem olan konular hakkında. Bunu destekliyor musun, karşı mısın, nötr müsün diye cevap veriyorsun. Verdiğin cevaplar ve işte partilerin o konulardaki pozisyonları karşılaştırarak hangi partiye yüzde kaç yakınsın diye bir şey görüyorsun. Seçmenin partiler arasındaki oryantasyonunu belirleyen bir şey işte. Ya valomat Türkçe'ye tam nasıl çevrilir? Hani içeriğini anlattın ama. Seçomat gibi bir şey. Hani oyomat gibi hani bir şey Evet. çevrilebilir mi? Lavabo açın falan şeyleri böyle fiillerle şey yapılıyor ya, böyle bir şey çöz, bir şey aç Çelik falan gibi. Hani o da at. bir oy gör falan gibi de olabilir. Hani oyunun hangi partiye yakın olduğunu görmeni sağlayan bir uygulama. Bayağıdır var. Benim bir açıdan ilginç bulduğum şey, daha önce de çözmüştüm. Gündemdeki konulara oy vererek hem Almanya'da gündemin ne olduğunu, partilerin hangi konular etrafında tartıştığını görüyorsun. O açıdan bence çok faydalı. İkincisi, tam bazı konuları bilmesen de sana bir şekilde oryantasyon veriyor. Ama bir yandan da komik tabii yani. Al bak, hani sen çok şey yapmana gerek yok. Bunu beğenen bunu da beğendi falan gibi, sanki böyle bir şey pazarlamacı gibi, hani sana bir partilere hafiften kakalıyormuş gibi bir durum var. Sen çok Yani ilgilenme, düşünmene gerek yok. evet, bu anket sonucuna göre, yani bu valomata göre oy veren seçmen ne kadar bilmiyorum. Hani ben demek ki SPD'liymişim deyip SPD'ye oy veren vardır Bir herhalde, anda ben AFD'liymişim falan diye şey sağda bilmiyorum. solda no AFD falan diye şov yapıyorduk, ama hani böyle fuck AFD falan yapıştırıyorduk, ama ben gidip AFD oy vereyim diyen var mıdır? Aynen. Çok var aslında, yani AfD'nin söylediklerini söyleyen göçmenler. Ben çok duyuyorum yani bu Almanya'ya mülteci gelme konusunu karşıt Çok doldu olabilen ya, insanlar. Arap doldu falan diyen hani Aynen ya, bizim göçmenler. Almanya'daki Kemalist ulusalcı arkadaşlarımız olsun. Ne var canım AfD'nin dediğinde, yani adamlar kendi vatanını savunuyor falan muhabbetlerini ben çok duydum. Boşuna Atatürk fotoğrafıyla oy almak istemediler ya. Ya o da şey mi, gerçi bilmiyorum ya. Fake mi? Ben hani bir Ya gördüm. dijital, o bir yere asılmamış, hiçbir yere asılmamış. Dijital bir şey. Ya biraz saçma tabii yani bence. Yani tamam, Atatürk'ü ulusalcılar farklı bir pozisyona koyuyor, Kemalistler de. O kadar da değil herhalde, ne bileyim. Ya diyor biraz hani çok geyik gibiydi zaten. Hani trollük mü, gerçek mi, değil mi? Ben biraz direkt böyle haber maber aratarak hani böyle bir yerde bir fotoğraf, orijinal bir şey var mı diye şey yaptım. Bir karşılığını bulamayınca tam emin olamamıştım. Ama hani dediğim gibi Valomat'ın birçok açıdan şey var. Hani henüz Almanya vatandaşı olmayan kişiler de Almanya'da yaşıyorlarsa hani bilgi almak için partiler hangi konularda ne düşünüyor, Almanya'nın gündemine hani bakabilirler. Bence güzel olan bizimle birlikte mesela izleyenler de bu anketi yapabilir ve Almanya'daki hangi partiye yakın olduklarını görebilirler. Biz soruları Türkçe'ye çevireceğiz. Evet, normalde sadece Almanca, yani Türkçe sorular yok. Aslında hani Evet. olsa belki hani Almanca konusunda çok hakim olmayanlara da çok da gerekiyor bilmiyorum, yani Türkçe bunu yapsan Ya karşılığı ne zaten olur? Alman vatandaşı olduysa Almancasını Ya zaten evet, yani hani zorunlu hiç o şey. kadar Almanca bil, yani onu anlamayacak kadar Almanca bilip oy kullanacak durumda olan çok kimse olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden hani çok gerekli de bir şey değildir belki, ama Türkiye'den olan arkadaşlar da Ben heyecanlıyım çünkü hiç yapmadım. Sen yapmışsın. Ben bu sağda solda SPD'liyim diye tutuyorsun. Heyecanlısın tabii. Gerçek evet. ortaya çıkacak. Valla ben en fazla yeşillere yakın çıkabilirim diye düşünüyorum. Yeşilleri ama kesinlikle desteklemiyorum, onu söyleyeyim. Abi bu kadar vebalı muamelesi yapma yeşillere lütfen ya. Valla ben Hessen'de yaşıyorum. Hessen'de iktidardalar. Ne yaptıklarını görüyorum. O yüzden öyle her şey seçim programında yazıldığı gibi olmuyor. Onu kesin biliyorum. O yüzden bir şeyim var yani. Distans koruyorum yeşillere. Bakalım ne Sosyal çıkacak. mesafeyi koruyorum Aynen. yeşillere diyorsun. Abi başlayalım. Dediğim gibi şey, 35 tane civarı soru vardı herhalde. 38 soru var. Soruları konuları da tartışırız tabii arayla. Yani tam ikimizin de kafasının net olmadığı maddeler de muhtemelen vardır. Tam ne işe yaradığını bilmediğimiz veya hani hangi partinin neyi desteklediğini bilmediğimiz durumlar. Ben yine ekran paylaşarak izleyenlerin de soruları görmesine yardımcı olayım. Sonrasında dediğim gibi izleyenler de kendileri seçimi tekrarlayarak, hani oyları aynı sırada kendi oylarını vererek hangi partiye yakın olduklarını Almanya gündemi çerçevesinde öğrenebilirler. O zaman hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Bu Almanya'nın en şey konularından biri. Amerika'daki silah sahibi olma konusu gibi bir şey, yani hani Almanya'nın en beğenilen konu, en gündemde olan, süregelen konusu.
bütün otobanlarda genel bir hız sınırı olmalı mı? Yani hani ben burada evet diyorum. Ama genel hız sınırı derken mesela hepsi 130 mu olacak? Yoksa mesela Evet. bazı yerlerde 200 falan da olsa mesela olur mu? Hani onu bilmiyorum Yok yok. aslında. Bu hız sınırı 130'da. Yani SPD'nin önerisi o. Yani AK Parti programları ile ilgili bilgi vermiş oluyoruz. SPD'nin Yeşillerin önerisi 130'a inmesi. Burada tek istemeyen bunu CDU. Aslında doğru. Bu konuda bilgi vermemiz lazım ki insanlar ona göre mi oy versin? Yok, kendi istediğini söyleyecek. Yok Doğru. yani şey etki altında bırakmayalım Doğru tabii. Şu doğru parti doğru. şunu veriyor falan deyince acaba şey olur mu gibi bir durum Doğru. var. Şimdi ben bunu söyledim. Bak CDU onu istemiyor dedim. Belki onu demeyelim mi? Ne yapalım? Bence yapmayabiliriz. Ben sadece hani buradaki temel argüman hız sınırı olmadığında çok daha ölümlü kazalara sebebiyet veriliyor. Hani hem kalıcı hastalık, sakatlık bırakan kazalar hem de ölümlü kazalar. Hani ekonomik olarak bile tabii düşündüğünde hem çevreye de zararı var. Gerçi hani Tabii. böyle deyince hangi partilerin şey olduğu kaza hani sadece bu çevre ve sağlıkla ilgili şey. Tabii baktığında ekonomik olarak da çok daha fazla benzin tüketimi oluyor aslında hani hızlı gidildiğinde ve kaza çok daha ekonomik sonuçlara da sebebiyet veriyor. Can kaybının yanında mal kaybı da artıyor. Yani Kesinlikle. o yüzden hız sınırı gelsin diyenler bunu savunuyor. Otekiler de dediğim gibi Amerika'daki silah özgürlüğü, silah sahibi olma özgürlüğü gibi bir anda özgürlerimiz kısıtlanıyor gibi bir canhıraş şekilde bağıran insanlar genelde buna karşı. Daha çok yaşlı Almanların da özellikle hani benim arabam benim kararım şeklinde bir şey var. Cansiperane bir savunması var. Ya ben de mesela sınırlanmasını destekliyorum. Ama mesela 130 Aynen. mu? Oradaki şey bilmiyorum. Hani dediğim gibi hani 130 130 130. yani 130 olan olsa bazı yerde 180 de olsa falan daha mı yine şey? Çünkü hiç sınır olmayan yerler var. Hani Avrupa'da lüks Evet. arabalarını denemek için Almanya'ya gelen insanlar oluyor. Hız sınırı olmayan otobanlar burada olduğu için. Çok Hani o fazla var kadara hız gerek yok sınırı. da. Evet, aynen. Hız sınırı yok bildiğin. 200 250 gidiyorlar. Ya ben Almanya'da otobanda araba sürdüğümde 130'la falan gittiğimde en sağdan gitmek zorundayım yani. Seni bir AFD seçmeni gibi sağ tarafa sıkıştırıyorlar yani. Ben Şitimesu Sen diye Allah Şitimesu dedim. Devam ettim. Senin hangi neye oy verdiğini bilmiyoruz. En sonunda göreceğiz. Yo ben de aynen işte mesela yani onaylıyorum. Düşürülmeli. Yok senin ekranını görmüyoruz ya şu an. O yüzden dedim ya. Tamam. Savunma giderleri artırılsın mı? Almanya savunma giderlerini arttırmalı gibi bir madde var. Almanya aslında ordusu yani zorunlu askerliği de kaldırdı. Ordusu yurt dışı şeylere genelde çok az sayıda katılan bir ülke. Ona rağmen tabii ki savunma giderleri hani düşük olan bir ülke değil. Buradaki parametreler mesela birçok insan şeyi savunuyor. Mesela sosyal demokrat insanlar da savaş karşıtı falan olsa bile şey diyorlar. Avrupa Birliği kendi ordusunu kurmalı. İşte NATO'ya çok muhtaç olmamalı veya Amerika'ya dolayısıyla çok muhtaç olmamalı vesaire güçlü olması için. Bunu savunan çok fazla sol görüşlü insan da var yani. Sol parti Ya değil de. bu arada yani hani bence de hani Avrupa Birliği özelinde konuşursak hani illa ordusu olmalı olmamalı meselesinin dışında hani ordusu olmadıkça ciddi manada bir güç olma ihtimali yok Avrupa Birliği'nin. Evet. Bütün bu yani parametrelere baktığında sadece ekonomik bir oluşum. Buna ben ne diyeceğim tam bilmiyorum ya. Hani Ben arttırmalı hayır demiyorum. diyorum. Hani Ben hayır hayır diyorum. mı hayırla nötraler arasında gidip gelirim aslında Ben ben. ilkesel olarak hayır dediğim için hayır dedim. Şimdi yani tamam güçlü Avrupa Birliği diyoruz da silaha da yatırım yapmayalım yani. Başka Yok şey. dediğim gibi ben hani zaten arttırılsın şeyinde değilim. Nötr müyüm, arttırılmasın mı Farklılar şeyindeydim. bence ya. Ben ikimiz farklı oylar da verelim Ben yok ben bakalım. de evet dedim. Çünkü dediğim gibi genelde ben de hani arttırılmasına da az harcama yapan bir ülke değil. Sadece böyle hani zorunlu askerlik falan yok diye sanki böyle bir anti-militarist ülkeymiş gibi düşünülüyor. Hani böyle durum öyle bir şey de değil. 16 yaşından küçükler oy verebilsin mi, veremesin mi? Şey federal seçim, başbakan seçimlerinde diyeyim yani hani Türkçe Küçükler değil daha de 16 yaşından itibaren. ha, 16 yaşına itibaren pardon. Yani 18 yaşında şu an seçme seçilme şeyi varken 16'ya indirme. Ben buna hayır diyorum. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Ah, Ben tam bir nötral boomer gerçekten olarak yani. Nötral çünkü ya normalde ne kadar geniş kesim oy verse güzel bir şey tabii ki. Yani ben Ben buna abi ben şey değilim, lümpen değilim. Kendi sınıfımın şeylerini ben ona artık orta yaşlı bir insan olarak buna hayır diyorum. Hani ben genelde böyle şey bir insanım, pragmatik yaklaşıyorum şeylere.
Ama zararı ne mesela? Ne olarak Abi niye görüyorsun? 16? Mesela 12 olsun o zaman. Hani 16'ya neye göre şu an hani şey yapıyoruz? Ben iyice de böyle hani dediğim gibi niye 16? Ya Hak etmek için ne yaptılar şu 16-18 yaş arası diye düşününce genelde böyle hak şey hani böyle bir seçim hakkı elde etmek için bir şey yapman lazım ya. Tamam hani Friday for Future yürüyüşleri falan vardı ayrı mesela hani bir şey yapmadılar demeyeyim de. Ne gerek var 16 şu an? yaşında lisede Ne oluyor değişti? çocuk. 16 yaşındaki çocuk lisede oluyor. Ya Almanya'da biliyorsundur yani partilerin gençlik örgütlerinde 16 yaşında çok fazla insan var. Yani oradan da görülüyor. Şimdi öyle bir durum var işte yani 16 yaşında çok aktif siyasi partilerde insanlar var. Şöyle işte şey diye adları partilerin öğrenci kolları gibi bir şeyleri oluyor. Onlar oy veremiyor. İşte o yüzden alınıyorlar. Aslında bunu bütün partiler destekliyor az çok. Bu gelecek yani. Ya gelebilir değil mi? Ben kendi adıma ya şimdi biraz boomerlık yapayım ya. Tamam. Bakalım seni hangi şeye yönlendirecekler. Evet, evet ya oradan çok alakasız saçma sapan bir şeye de gidebiliriz yani bir iki tane madde üzerinden. Belki de Ben buna AfD belki istemiyor olabilir. Bak AfD'ye geçebilirsin. mesela Yeşiller falan zaten istiyordur. Hani aşağıya oyları Tabii. aşağı çok artıyor Yeşillerin oyu genç yaşta. Ben buna karşıyım dedim. Bu şey Rüzgar. rüzgar enerjisinin sübvanse edilmesi, desteklenmesi bitirilmeli. Bunun da sebebi böyle çok net bir şekilde kazanç mı diyelim, ne diyelim, sonuç alamamakla ilgili görüyorlar biraz. Ben çok takip etmedim mesela şeyleri. Hani rüzgar enerjisi şeylerinin şeyde tartışılıyor ya. Hani o rüzgar gülleri kocaman yapıldıktan sonra onların işte ömürleri var. Onu yaparken ki ayrı harcamalar var ve çevreyi kirletiyorsun. Sonrasında tekrar hani ne kadar produktif, ne kadar kontraproduktif bir şey. Tam onu konuda hakim değilim. İşte evet, o meselenin özü o zaten. Hani sanıldığı kadar çok net bir kazancı maalesef olmuyor yani bu rüzgar enerjisi meselesinin artısı eksisi yüzünden. Ama ben yine de küçük de olsa katkısı olduğu için sübvanse edilmesini Ya destekliyorum. diyorsun hani böyle bir aman AFD'ci falan çıkmayalım diye şey yapayım. Olabilir. Yok ben de cidden hani konuya çok hakim değilim. Ama hani şöyle bir şey var. Hani atom enerjisinden çıkıldıkça elimizde bazı şeyler var. Hani bazı enerji şeyleri var. Kaynakları var. Hani orada ilerlenmesi lazım. Bu konuda rüzgar enerjisi ne kadar şeydir bilmiyorum. Hani o güneş enerjisi, rüzgar enerjisi diğer ihtimaller arasında hani tam ne kadar verimli falan. Ben de hani dediğim gibi ben normalde buna şey beğendim. Yani sonlandırılmasına zaten hayır diyecektim. Ama hani ben de bunda nötral davranayım madem şey olarak. Hem biraz farklı şeyler de verelim. Yani sonuçta sürekli her şeyi aynı verip aynı sonuçları da görmeyelim. Bir de çok Evet. emin olmadığım bir konu. Biraz daha araştırmam gereken bir konu aslında. Şu an buna nötralim, nötrüm diyebilirim. Tamam. Bu Sen ev bana kesin güvenebilir sahiplerinin misin? evet yine burada kendi sınıfımın şeyini koruyacağım. Burada ev sahiplerinin ev kiralarını arttırılması kanunla daha da zorlaştırılmalı, sınırlandırılmalı diyor. Burada şey bilmiyorum tabii. Yani oturan kişi için mi? Hani oturan kişinin kirasını arttırmayla alakalı mı bu yoksa kiracı çıktıktan sonraki arttırmayı mı? Herhalde bu genel her türlü arttırmayı kastediyor. Ama sanırım zaten o şey kanunu var. Oturan kişinin kirasını zaten arttıramama kanunu zaten var. Yani bu yıl 500 ödüyorsun, seneye 750 ödüyorsun diyemez zaten Almanya'da. Evet Şu yani an. onda en çok staffel miete yaparak hani herhalde şey yapıyorlar. Aynen. Artırıyorlar. Ben de şu an oturduğum, şu an bildirdiğim dairede işte öyle bir staffel miete dediğimiz yıldan yıla belli bir artma oranı belli olan şekilde kiranın artırılacağı bir evde oturuyorum. Benim 4 yılda 50 euro arttı sadece kiram yani. Ya benim de hani gayet uygun hani ben hani artmasında da zaten Berlin'de ev bulduktan sonra hani kirası artıyor mu ne kadar artıyor falan gibi şeyler çok bakacak durumda değiliz gibi bir durum var. Ama işte mesela ben bu evden çıktığımda kesinlikle üstüne koyacaktır yani ev sahibi. Öyle bir kanun olmadığı için. Abi şöyle bir şey var. Yani benim ev sahibim şey dedi. Yani bir önceki kiracının kirasından sana kiralıyorum gibi bir şey dedi. Doğru diyordur da muhtemelen. Şey böyle çünkü şey bütün binayı bir kişiye ait ve hani böyle baba kız böyle yaşlı insanlar ve hani böyle biraz daha çok para pul peşinde koşan tipler değildi. Hani muhtemelen öyle. Kirası da çok yüksek değil zaten. Hani öyle bu arada ben hani sadece kiraları engelleyerek ev çözümü hani kira meselesinin çözüleceğini de düşünmüyorum. Hani yeni ev yapılmadan cidden hani nasıl olacak bu işler biraz sıkıntılı. Ama hani dediğim gibi burada kendi sınıfımın
haklarını savunarak şu an ben de 10 tane dairem olsa farklı bir şey derdim belki. Evet işte. Ben de öyle tarafsız kalmaya çalışarak cevap vermeye çalışıyorum. Yani buradaki meselelerden biri, şimdi her soruya da böyle çok uzun konuşuyoruz ama Evet, yani daha hızlı geçebiliriz yavaş yavaş bazı tamam şeyleri. ya, Bu ev kirası meselesinde mesela adam biri çıktıktan sonra evini renove ediyor ya, birçok şey yeniliyor falan, ne bileyim. Ondan sonra ev kirasını yine de arttıramayacaksa birçok kişi evini yenilemeyecek. Eleştirilerden biri o. Ya işte orada muhtemelen yine bir hani Herkes spiller eski raum, evlerde oturacak yani. böyle bir spiller raum olacak. Evet. İşte hani şu kadar harcama yaparsan şu kadar arttırabilirsin falan gibi, veya işte ya sonuçta bunu hep etrafından bir şekilde dolanıyorlar. İki tane sandalye koyuyor, mobilyalı diye çakıyor falan hani. Dediğim gibi Evet. hani bu tek başına o yüzden sadece kira ayarlaması şuyla buyla çözülecek sorun değil diye düşünüyorum. Hani yeni evlerin yapılması, onların özellikle daha sosyal binaların ağırlıklı olarak yapması falan gibi bir yaklaşım gösterilmesi lazım. Yoksa ve hani bence şey, ya bunu dediğim gibi her konuyu bu kadar uzun konuşmayacağız da, bu çok güncel hayatı etkileyen ve Berlin özelinde de özellikle çok konuşulan bir konu oldu, sıkıntı Evet. olduğu için hani değinmek Doğru. istiyorum. Doğru. Bir de şey çok etkileyici oluyor ya. Yani büyük yani ya bir kişinin 5 dairesi de olsa 10 dairesi de olsa o kişinin tavrı çok bir şey, yani serbest piyasayı çok etkilemiyor. Hani o serbest piyasanın özelliklerinden biri vardır ya, bir karar alıcının tek başına manipüle edememesi. Ama işte büyük yatırımcıların emlak şeyinde girip işte binlerce daire alıp hatta işte ona göre bütün piyasayı manipüle edebilmesi şeyleri var. Hani Rus yatırımcılar, Çin yatırımcılar, kendi Almanya'daki başka şirketler. Bence hani o piyasanın rengini çok bozuyor. Evet, Frankfurt'ta çok yaygın bir sorun mesela. Birçok büro var mesela. Kiraya vermiyorlar. Evet, Sırf yani alıp fiyatlar düşmesin. kilitliyorlar. Bir de şey de var bu arada. Hani Airbnb gibi siteler üzerinden evlerin ki orada yaşayanlara değil de hani turistlere açılması Evet. gibi başka bir şey de var. O da bence üzerine kafa yorulması gereken bir nokta. Ben de İnsanoğlu ya burada işte. Sorun insanoğlu diyorum ben. işte Mesu diyerek bu ev sahiplerinden değil de kiracıdan yana tavır alıyorum kiracı olduğum Ben için. nötralim burada. Nötral dedim. Orta Yani yolcu hadi bakalım, görelim senin nötraliteni. hesap. Covid-19 aşısının patenti, yani Covid-19 aşısı patentle korunmaya devam etmeli diyor. Ya üzerine çok fazla düşündüğüm mesele değil inan. Hani patent şeyler verilmesin değil mi? Aşının içeriğindeki şeyler. Evet, şu an üreten firmalar var, kendi bulan aşıyı geliştirenler. Hani Patent onlar elinde tutuyorlar. patent haklarını elinde bulundurabilirsin. Sen ancak ona patent ödersen ilaç üretebil. Şeyler var ya, o kelime neydi ya? Şu an üretimi herkese açık olan şeyler var. İlaçlar var. İşte şu an belli bir süre sonra kalkıyor herhalde bu şeyde. Evet, yani birçok hastalığım var. Tüberküloz olsun, ne bileyim, her şeyin şu an açık şeyi. Ya İsteyen şöyle bir şey getirebilir. var. Ben hani dediğim gibi biraz hani liberal çizgide bir insan olarak da genelde hani patenttir, telif hakkı, özellikle hani kişilerin yani korunması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da bütün bu şirketler yeterince kar da yaptı abi şu an. Hani şu an gayet kişisel bir yaklaşımla hani hepsi zaten milyarlarca euro kar yaptı da. Ya BioNTech Almanya'nın 4. 5. büyük firması oldu bir anda. Yani ben yakın geçmişte Pfizer'da çalışmış bir insan olarak şu an Aa. konuşuyorum. Yani bence Pfizer'den çok yararlandık ya biz de. yani o yüzden ben burada katılmıyorum buna diyeceğim. Ben de. Covid-19 gibi bütün hayatı, bütün dünyayı şu an etkileyen bir şeyde artık hala patent. Abi tamam, yeter, Allah bereket versin. Hani önümüzdeki ilaçlara bakacağız deyin Bir de artık. ne kadar hızlı üretilse o kadar iyi yani, bu hastalığı yenmek açısından. O Ya evet, bütün yüzden dünyadaki ekonomik, sosyal hayatı bu kadar etkileyen, bu kadar ölüme sebep olan bir hastalıkta da dediğim gibi hani tamam, kazandınız da kazandınız. Gayet subjektif bir şekilde değerlendiriyorum bunu, hani öyle bir şey yok. Karşı çıktım buna. Bu 2038'de planlanan kömür santrallerin kapatılması öne çekilsin diyorlar. Ne kadar öne çekilsin? Bu arada hani yarın mı hemen kapatıyoruz? Ne zaman kapatıyoruz? Nasıl olacak bu iş, onu da bilmiyorum da. şu an 2038'de kapanacak. Resmi hepsi bitecek ama onu yeşillerin önerisi mesela bayağı bir erkene almak yani. Yani nükleer mesela birkaç yıl kalsın, bu kapatılsın. Ben mesela hani yani ne olacak abi, bu enerjiyi nasıl bulacağız? Bir yandan da öyle bir sıkıntı var yani, hani konuşuyoruz iyi güzel de hesapları kim yapıyor, ne ediyor onu da bilmiyorum. Yani dediğim gibi ben özellikle tamam şeyde kapatılsın,
kömür daha şey geliyor bana. Yani nükleer bari hani aradaki Kesin. geçişi nükleerle sağlayacaksak aradaki geçişi hani komple hepsini kapatarak olmayacak herhalde bu. Ben Yani onu buna işte iyi düşünmeleri lazım. Hani kömürü kapatıyoruz, nükleeri kapatıyoruz. Alternatif ne? Rüzgar, güneş enerjisi. Yani işte veya evde hamster koşturacağız herhalde bir şey olacak yani o tarz şeyler. o yüzden ben öne çekilmeye önerisini evet diyorum ama şerh düşerek yani alternatif de bulunmalı Buradan sesleniyorum diyorsun parti yani. başkanı. Sevgili Scholz. Ya ben de ilk başta hani ne kadar öne çekiliyor abi? Hani ondan tam da emin olmadığım için bir şey yaptım. Yani 3 yıl sonrasında mı? Yok yok o kadar 30, değil. Yani 2030'a mı? Ama hadi ben de dediğim gibi özellikle kömür ben de buna katıldım. Gesetzliche Rentenversicherung yani hukuk kanuni yasal diyeyim yasal daha doğru oluyor. Yasal emeklilik sigortası. Burada şey diyor. Çalışan herkes yasal emeklilik sigortası. Yasal deyince gerçi oluyor burada. Gesetzlich denen daha çok devletin emeklilik sigortası diye şey o yapabiliriz. güzel. Özel emeklilik sigortalarında değil de çalışan herkes devletin sigorta emeklilik sigortasından sigortalanmak zorunda. Yani çalışan herkes zaten emeklilik sigortası olması zorunda. Hani bu olup olmaması değil. Devlette mi olsun, özel emeklilik sigortaları da olabilsin mi sorusu. Ben burada abi yani parası olan da özel bir şeyler yapsın ya. Çok hani sağlık sigortası olsun, emeklilik sigortası olsun. Ben o sınıfa ait değilim burada. Hani param vardı hadi bir de özel emeklilik sigortası yapayım ama ben bunu herkesin devletin sigortasında olması şeyini çok makul bulmuyorum. O yüzden içimdeki liberale dur diyemeyerek buna içtim katılmıyorum buna diyorum. Tamam. Sen ne dedin? Söylemedin ama. Nötral ben yani bilmiyorum açıkçası ne desem yalan olur diyenlerdenim o yüzden nötral. Bu şu an mültecilik konusuna geldik. Aile birleşiminin kaldırılması konusu. Şey diyor işte. Başvurusu tanınmış olan mültecilerin aile birleşimi hakkı kaldırılmalı diyor. Ben buna katılmıyorum. Zaten aile birleşimi 18 yaşından küçük çocuklar için söz konusu olan bir şey. Katılmıyorum işaretleyerek devam ediyoruz. Devam aynen. Dijital hizmetlere vergi getirilmesi, hizmet sektöründeki dijital hizmetlere vergi getirilmesi, Almanya'da üretilen dijital hizmetlerin ulusal bazda gelir vergisine, daha doğrusu o gelirin cironun diyeyim, ulusal bazda vergilendirilmesi konusu. Avrupa Birliği'nde biliyorsun hani işte bazı ülkelerde açıyorlar ve büyük büyük şirketler Amazon'dur, Google'dır veya işte şey abi şirket ismi aklıma gelmedi de Apple'dır. Şeyde burada milyarlarca dolar kazanmalarına rağmen vergi vermiyorlar. Ben buna kesinlikle evet diyorum. Yani Ben hani de. ben burada çalıştığım, vergim verdiğim yerde milyar dolarlık şirketlerin vergi vermesi kanıma dokunuyor diyebilirim. Bence de şey ulusal bazda vergilendirilmesi gerekiyor ülke içerisinde kazanılan gelirin. Evet geldik kültürel ailesel konulara. Baba, ana, kutsal ruhtan oluşan şeylerin, geleneksel ailelerin diğer toplumsal şeylere göre daha fazla desteklenmesi diyor. Yani ne demek istediğini de söyleyebilirsin hani. Yani hani ya genel olarak işte şey hani eşcinsel evlilikler ve tabii evli olmayanları da burada tabii saymıyor herhalde değil mi? Hani anne baba çocuk ama evli değil. O da Lebensgemeinschaft, evet. Lebensgemeinschaft dediği şey, bütün hepsine partnerlikler, karşı. eşcinsel partnerlikler, evet. Ama mesela evli olmayan kadın, erkek ve çocuk o da geleneksel aile sayılıyor mu? Sanki sayılmıyor gibi düşündüm de. Geleneksel aile sayılıp sayılmadığını bilmiyorum ama Lebensgemeinschaft sayılmıyor kesin. Okey. Ben buna yani daha fazla desteklensin geleneksel aile diyor. Ben buna katılmıyorum. Evet. Yine parti ve şey ekonomi tartışması. İş yer şirketlerin partilere şeyi Bağış. Bağış. bağışı serbest olmaya devam etmeli mi? Hayır dedim ben. Çünkü çok sıkıntılı bir şey yani. Uluslararası şirketler bildiğin
partilere olsun, adaylara olsun verdikleri bağışlarla çok fazla politikaya etki sahibi oluyorlar. İşte lobicilik Aynen. dediğimiz hani durum. Burada da şöyle bir şey var. Almanya'da bunu açıklıyorlardı hani kim hangisine ne kadar yardımda bulundu. Şeffaf hani bu şey değil. Hani böyle el altından çantalarla bilmem nerede gittik hani para verdik falan gibi değil. Bayağı hepsi açıklıyor. Hatta bazıları birkaç partiye destek olabiliyor. Tabii. Hani hangi üretim alanına göre çeşitli partilere insanlar destek verebiliyor. Burada şöyle bir sorun var. Yani şirketlerinkini yasaklasan vakıf kurur, vakıf üzerinden yine bir şey yapar falan tarzı. Yani o lobiciliği çok da böyle hani ne kadar etkileyebilirsin bununla. Şeffaf olduktan sonra hani çok da karşı, yani çok da engellenemeyecek. Şeffaf olması önemli bence. Hani kimin kimden ne kadar para aldı ve hani geçenlerde böyle bir şey de vardı. Hani şu parti şu kadar para almış falan gibi bir karşılaştırma da vardı. Hangi partinin ne kadar yardım aldığını gösteren. Hani ben burada dediğim gibi şeyi ben de önemsiyorum. Yani gerçekten siyasetin satın alınabilirliği ve bunun ne olduğu önemli bir konu. Ama şeffaflık burada önemli ve ne kadar etkileyebilecek onu çok bilemiyorum. Ben de burada nötral kalayım belki. Yani genel olarak bunun kontrol edilmesi taraftarıyım. Yani ben hani vakıflar falan üzerinden yine çok yok ya ben de karşı çıkıyorum buna. Ama hani o konuda biraz şüphem var. Tamam. Evet. Öğrenciler üniversite okurken aldıkları BAföG bursunu ailelerin gelirlerinden bağımsız olarak almalılar. Çünkü zengin ailelerin çocukları Dağılsın. BAföG Evet. alamayabiliyor. Bu normalde sen zengin değilsin sana ne diyebilecek bir konu benim için. Ama ben de buna destekliyorum bunu. Neden? Ya abi ben belki ailemle anlaşamıyorum abi. Zengin çocuğum diye babama yalakalık yapıp para mı alacağım? Hani o şey değil mi abi? Düşünsene öyle bir şeyde. Hani Yani bilmiyorum, anlıyorum. Yani doğru bir argüman aslında, yanlış değil ama 18 yaşını doldurmuş koca bir adamsın. Üniversiteye gidiyorsun. Babandan açlık, baban ve annenin, işte ailenin geliri şey diye sana para vermiyorlar. Tamam da sen belki ailenle anlaşamayan. Ben genelde çok böyle kişisel hikayeler üzerinden hani meselelere yaklaşırım da. Belki babamı sevmiyorum hatta. Kavgam var, görüşmüyorum. Şudur budur yani hani. ya buradaki işte kritik konu şey, yani doğru, aslında doğru bir argüman. Ben aslında kesinlikle hayır diyecektim. Şu an sen beni şey yaptın, değiştirdin. Kişisel bir şey gibi oldu. Ama yani şöyle, hani bu şimdi çok değerli bir hak yani. BAföG bayağı bir güzel bir imkan yani. Kredi ama neredeyse burs gibi bir şey Evet. yani. Ya burada şimdi vergilerden verildiği için bu para, çok zengin ailelerin çocuklarının da bunu alması bazıları gereksiz aldı yani maalesef. Senin dediğin örnekler de olacaktır. Ama ailenin malı mülkü var, her şey yerinde. Çocuk istediği gibi yaşıyor ama bir yandan da devletten neredeyse karşılıksız para alacak. Bu da işte bir tuhaf yani. Buna çok Sen BAföG ihtiyacım aldın mı olan bu arada? çocuklar var. Efendim? Sen BAföG aldın mı? Alamadım. Ha, ben hani Ben daha buna önce ilgili... ailenin burada yaşamış olmasından kaynaklı öyle bir hakkın oldu mu? Alabildin mi master yaparken falan diye şey yaptım da. Yok yok, alamadım. Hakkım yoktu. Yani ben de zaten hani BAföG almadım, alamadım. Sevmelere seni ben kimseyi koyamadım yerine yeniden. Ya Ama ama hani mesela öyle Türkiye'de de düşününce... benim dikkatimi. Türkiye'de de dikkatimi çekiyordu. Ya yani mesela Türkiye'de de kredi veya burs var ya. Gayet zengin ailenin çocuklarına burs çıkabiliyordu. Maddi durum çok kötü ailelere de kredi çıkıyordu falan. Rahatsız ediyordu yani beni bu. Yok dediğin şeyi de anlıyorum hani çok anlamsız bir Evet. argüman değil ama hani şey düşününce ben yine hani okuyan birinin aileden bağımsızlığını kazanması genel olarak iyi diye düşünüyorum. Oradan hareketle ben buna katılıyorum. Sen kendi Sen argümandan yola nötral çıkarak da kaldın. katılmayabilirsin. Abi Nötral sen de kaldın. tam orta yolcusun ya. Sürekli bir nötral, Yok nötral, çok değil ya. nötral. Bir dakika. Evet ben buna katılıyorum dedim. Şimdi tam cümle neydi diye bakayım dedim de. Evet bu çift vatandaşlık demiş. Aslında çoklu vatandaşlık diye çevirmek lazım belki. Daha doğru bir yani tabir. Çoklu vatandaşlık. Almanya'da Alman vatandaşlığının yanında ikinci bir vatandaşlık almak genel olarak herkese mümkün olmalı diyor. Bu tabii Türk vatandaş şey ben TC vatandaş eskisi bir insan olarak burada konuşuyorum. Yani hani direkt beni birebir etkilemiş bir şey ki benim bir de hani aslında 3 pasaportum olma ihtimali vardı. Sadece Türkiye vatandaşlığında değil diğer vatandaşlığında da böyle bir şey oldu bende.
önünü kesti. Şu an 3 tane pasaportum olabilecekken tek pasaportum var. Almanya vatandaşıyım. Yani ondan dolayı, ama bir de aslında vatandaşlığı sadece bir dernek üyeliği gibi gören biri olarak da, hani şartlar sağlanıyorsa alınması lazım diye düşünüyorum. Ben buna gayet net bir şekilde, net bir evet. Net bir evet benden de. Arada çok uzun konu. Yani tartışabiliriz. Yani hani uzun, çok uzar. Yani fazla uzatabiliriz. Sen buna ne diyorsun? Önce şeyin ne olduğunu söyleyeyim de. İşte devlet daireleri. Ya burada Almanca'daki mesele, Türkçe'de böyle bir durum yok. Evet, Türkçe'de hani öğretmen diyorsun, geçiyorsun. Almanya'da öğretmenin cinsiyetini söyleyerek belirtebiliyorsun yani. ya ama Devlet zaten mi? hani kadın ve erkek şeyleri zaten aslında olan bir şeydi. Şimdi tabii o diversle daha çok eşleşen bir şey herhalde. Bu zaten normalde hani artık Lehrerin'den falan filan olan bir şeydi zaten yani baktığında. Ama onu da işte daha fazla bu yapmayanlar da var. O Ne var artık mı, ben artık onu yapmayan yoktur diye düşünüyordum da. var. Yani ona da dikkat edilmeli diye özellikle bazı başlıklar. Burada ne olduğunu söyleyelim. Devlet kurumları yayınlarında, açıklamalarında değişik cinsel kimlikli, farklı cinsel kimliklerini göz önüne bulundurması lazım diyor seçtiği ifadelerde. Yani dediğim gibi burada ben daha çok hani bu diversle başlayan başka bir tartışmanın konusu gibi algılıyorum bunu zaten, hani geçlet identitet dediği için de özellikle, ki Almanya'da bayağı bu arada az, düşük sayı çok düşük. Divers olarak kayıt olanların. Geçen yine tekrar baktım da hani cidden hani ya diyesim geliyor artık yani hani bunu hani insanların divers olma özgürlüğüne şey olarak değil de, abi bu kadar insan için bu kadar büyük tartışma hani niye yapıyoruz gibi bir duruma geliyor yani. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değiyor mu gibi. Bir de abi diyorum yani cidden sürekli bu değişen bir kavram ya sürekli hani böyle. Yani 3 ayda bir güncelleniyor political correctness içeriği. Böyle bir ona öğrenemeyince, geride kalınca bir anda seksist oluyorsun ve abi zaten çat pat Almanca konuşurken göbeğimiz çatlıyor. Bir yerde durduk yere seksist olacağız falan diye böyle bir geriyor beni hani bu konunun şeyi. Hani o yüzden konuşursak çok konuşulabilecek bir konu ama çok girmeyelim dedim. Yani şöyle tabii kayıtlı olan az ama sonuçta kendini çeşitli olarak kadın erkek diye ayırmayan insanlar da az ya da çok var yani. Bence dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Bu arada hani dediğim gibi bu political correctness de tekrar konuşabileceğimiz daha geniş bir konu. Başka bir başlık altında. Hani o yüzden burada çok uzatmayalım. Ben yine uzattım belki gereksiz yere. Abi ben burada hani nötral diyorum ben. düşündüm. Sen destekliyorsun bunu. Hani desteklenmesini anlıyorum bu arada. Şey değilim yani hani. Hani desteklenmesin falan değil. Anket olacak olsa, hani referandumla karar verecek olsa şey verebilirim yani hani. Evet, oy verebilirim de şu an Evet hayır bu, olsa evet derim diyorsun ama nötral olduğu için nötralı seçtin. ya evet, öyle bir imkan sunduğu için bize valemat sağ olsun. Bu şeyde Kuzey Denizi'nde Nord Stream 2 isimli Rusya ile Almanya arasındaki gaz akışını sağlayacak olan boru hattının planlandığı gibi hizmete girmesiyle alakalı bir oylama. Tam şeylerini bilmiyorum bunun da. Ya şöyle orada Almanya'ya bu konuda eleştiri var özellikle Amerika'dan. Hem Rusya Rusya hem ile yakınlaşıyor hem ekonomik olarak, evet. hem Putin'in elini güçlendiriyor diye herhalde. Evet, aynen öyle. Almanya'da bu konuda açıkçası Amerika'yı dinlemiyor. Böyle bir şey yapıldı ve uygulamaya geçecek yani evet. Ben geçsin diyorum ya. Hani abi hani kış ne yakacağız bilemiyorum ya. Ben tezek mi yakacağız hani, o ben onu düşündüğüm için tam artısını eksisini tam hakim olmasam da ben buna katılıyorum. Sen ne Ben diyorsun? buna katılmıyorum abi. Rusya ile ilişkileri azaltmalıyız. Yani Rusya tepki koymalı, Almanya daha fazla. Bir sonraki soru 17. Bu Solidarität Zuschlag denen bir şey var. Doğu Almanya'daki eyaletlerde yaşayan insanların aldıkları ekstra bir cep açtı. Çok da büyük bir para mı, ne kadar bilmiyorum hani tam ne kadar aylık ceplerine giriyor. Bu tamamen kaldırılsa mı kaldırılmasın mı? Bayağıdır süren bir şey. Batı'daki insanların verdiği vergilerle ödenen de bir şey. Bu şey yaptığınızda brutto netto, hani maaşınızdan ne kadar şey aldığınızı
hesaplayan siteden bilgileri girerken hangi eyalette yaşadığını soruyor. Ona göre batıdaki insanlardan bir kesinti oluyor. Solidaritet, Zuschlag altında, adı altında. Evet, Dayanışma yani doğudaki kesinti. insanlar daha az kazandığı için batıdaki insanlar kazancından biraz oraya versin olayı bir nevi. Bayağıdır da tam ne zaman şey girdi bilmiyorum. Hani birleşmeden ne kadar sonra yürürlüğe girdi bu bilmiyorum. Ben de tam tarihini bilmiyorum. Ama zaten galiba şu an kaldırılacak yakında diyebiliyorum ben. Çünkü eşitsizlik her geçen gün azalıyor. Yani özellikle şey olduktan sonra Mindes Law ne deniyor? Askeri ücret, askeri saat ücreti kararı alındıktan sonra o eşitsizlik de bayağı bir azalmadı, pardon. Hala yine yüksek yani Ama ufak. azalma Evet. eğiliminde diyorsun. Evet, aynı azalıyor. Ben buna yine kendi şeyimi düşünerek bir liberal olarak evet yeter abi doğuya baktık baktık nereye kadar diyorum ve kaldırılsın diyorum ya. Dur bakalım nereye gidiyor bu işin sonu. Ben nötral kaldım. Abi çok şaşırtıcı Oo bir bak. şeyle nötral. Diğer soru çok acayip. Ben bunu destekliyorum. Diğer soru evet yine gençliğimizi Yeah. çürüten konulardan bir tanesi. Bunda yani hani senle başka bir şey daha geniş bir çerçevede konuşmak isterim ya. Yani bazen Almanya'da konuşunca takılıyorum çünkü insanlara da ortamlarda böyle bir tartışmak şey. Ya diyorum bakın hani siz Alman olarak bu konuları yeni tartışıyorsunuz. Ben bu konuda bir antrenmanlıyım diyorum. Hani konuşacaksak şey hani ben biraz dezavantajlı bir durumdasınız. Konuya yıllardan beri antrenmanlıyım ben diyorum. Konuşulacak da konuşabilecek de bir konu. Hani diyor mu başka bir şeyde bunu konuşuruz da yayında. Ben Ya buna direkt evet diyerek. aynen. Ben de evet diyorum ama benim de özellikle ilgilendiğim bir konu. Çünkü benim doktor Mut'a ne deniyor? Doktora annesi oluyor Türkçe'de ne deniyor? Doktoraya şey yapan, Danışman mı oluyor Türkçe'de artık aynen bilmiyorum doktora da. danışmanım olan hocam mesela Almanya'da meşhur bu konuda. Başörtüsü yasağının, memurlara başörtüsü yasağının olmasını en çok savunan profesörlerden biri. Hatta ilkokul çocuklarının başörtüsü takması yasaklansın diye de kampanyaları başlatmış biri. Onunla da ben mesela aynı senin dediğin gibi çok bu konuları tartıştım. Yani bu konular Türkiye'de yaşandı. Böyle devletin bu tarz yasakları pek iyi sonuç doğurmadı. Yani o insanları daha fazla yabancılaştıracaksınız, daha fazla devletten koparacaksınız diye anlatmaya çalışıyorum hocaya. Ama Abi o yani 90'ların laikleri gibi aynı benim hocam. senle şey dediğim gibi bu konuyu daha geniş bir şeyde konuşalım. Benim Tamam. de yani hani şey çok uzun konu üzerine konuşabileceğimiz bir konu. Sadece şu an hani kısa bir input vereyim hani bu konu hakkında. Hani Almanya'da bu Türkiye'de biliyorsunuz siyasi sembol üzerinden tartışılıyordu bütün şeyler. Hani başörtüsü veya türban siyasi sembol mü değil mi şey üzerinden tartışılıyordu. Almanya'da dini sembol üzerinden tartışılıyor. Hani öyle bir farklılık var temel parametrede. Yani hani ben iki halde de serbest olması gerektiğini düşünüyorum ama o daha uzun bir konu. Daha geniş geniş konuşuruz. Buna başörtüsü serbestisine evet diyerek devam etmiş oldum. Yaralamış olduk. Bu şey benzinli araçların yola çıkmasına gelecekte de uzun sürede de izin verilsin deniyor. Benzinli mi oluyor Fabrenin Ya yani işte onu şey düşünüyorum. olarak? Mazot, anlayacaksın ki yani şey, Verbrennungsstoff dediğin aslında hani bütün o benzin, mazot hepsi Verbrennungsstoff olmuyor mu? Oluyor Ya ben ama elektrikli yani elektrikli arabaların dışındakilerin hepsi sanki bu kategoriye girmiş gibi algıladım. valla ben emin olamadım ondan ya. Ya ne deniyor? Yakıcı motor mu oluyor Fabrenin motor? Ya bu arada hani ben şu an ne yapacağız abi hani dediğim gibi bu benzin mi şey mi bilmiyorum. Belki sadece dizel olabilir mi acaba? Hani sadece dizel arabalarla ilgili. Valla ben de bilemedim. Hemen bir yazdım şeye Türkçe karşılığı ne diye. Bir şey çıkmıyor. Neyse. Ben arabam da yok yani şu an hani çok da şey değilim o yüzden de. İçten Ben bunu yanmalı evet daha fazla bir bilgimiz olmadı. Yani bir daha bunu bilmiyor olduğumuz duruma göre daha aydınlanmamış olduk. Ben buna evet diyorum ya. Ama ben de evet diyorum. Lankristik, yani Lankristik tabii yine ne kadar Lankristik. Yani ben şu an genelde bu elektrikli araba falan filan teknolojisi çok kısıtlı yani. Çok ulaştığında daha hibrit arabalar, elektrikli arabalar falan daha makul bir şeye ulaştığında. Ben araba alacak olsam hibrit alabilirim mesela şu an düşündüğümde de.
Ya Berlin'de hibrit al zaten ya. Yani uzun yola çıkmayacaksan. Ben şu an buna evet diyerek geçiyorum. Çok dediğim gibi bu yine ne kadar uzun süre, kim neyi kastediyor Ya bilemiyorum da. bu şununla ilgili hani beklenti, otomobil endüstrisindeki beklenti artık belli bir seviyeden sonra tamamen elektronik arabalara geçmek. Ama burada uzun dönemli de devam etmeli derken de işte daha da devam etmeli yani bayağı uzun süre anlamı çıkıyor. Ben şey hayır diyorum yani. Elektrikli otolara geçmemiz lazım. Onların işte kilometre gidiş şey mesafelerini falan daha arttırmak için çözümler bulmaları lazım. Bence. Abi bu arada şimdi mesela şu an değil mi yine bu süre abi çat diye şey yapsan o kadar milyon tane araba zaten onlar bile çöp olması bile başlı başına Tabii. bir şey, sorun aslında şeye bakarsan yani hani. Bir de özellikle Almanya'da Ben de otomobil şey diyeyim ya üreticisi. elektrikli arabayı sübvanse etmek daha şey olarak görüyorum. Bunu direkt hani hemen yasaklamaktan ziyade ben buna işte mesudayım ya. Ben buna destekledim yani elektrik, şey içten yanmalı motor sahibi arabaları trafikte kalsınlar. Tamam. Yani değil mi? Belki atıyorum 2000 35 yılında teknoloji ilerlerse hayır artık hadi kaldıralım diyecek noktaya gelebiliriz. Hani o O kesinlikle sürekli araba kalmalı gibi firmalarının bir şeyim yok aslında da. tahminleri var. Araba firmalarının hedefleri var daha doğrusu. Tamamen elektrikli arabalara geçmek için artık içten yanmalı motorlu araç üretmemek için hedefleri var aslında. Abi hepsinin şey bile var ya logolarını bile hani o yeni şeye trende uygun olarak değiştirip yeni bir imaj oluşturma şeyleri bile var arabaların. Bir sonraki soruya geçelim abi. Eğitim politikası hakkında bir soru. Burada federal düzlemde ve eyalet düzleminde ele alınan konular var. Eğitim aslında federal değil, eyalet düzleminde ele alınan konulardan biri. Her eyalet, işte 16 eyalet kendisi birçok şey belirliyor. Yani okul eğitim politikalarını eyaletler belirliyor. O okulların Evet. müfredatları Burada vesaire. da federal hükümet daha fazla söz sahibi olsun diyor şeyde, eğitim politikasında. Ben ne burada yani eğitim politikaları ben hani üniversite öncesindeki eğitimi hiç burada almadığım için şey bilmiyorum. Hani Yani tam ben de bunun açıkçası hakim değilim konuya. ne farkı olur ben de bilmiyorum. Hani yani sanki eyaletle federal böyle çok birbiriyle alakasız kararlar alacağını da sanmıyorum açıkçası. Yani mesela bu konular şeylerde çok tartışılıyor. Din dersleri tartışmalarında. Eyaletler karar verdiği için müfredata, derslerin içeriğine vesaire. Farklı kararlar çıkabiliyor yani burada. Burada federal kararlar alınırsa daha böyle aynik, daha böyle birlik içerisinde kararlar alınmış olacak. Nötralim ben, bitmiyorum Ben de inanmıyorsun nötral diyeceğim. Böyle senin şeyinden devam edeceğim. ya. senin mezhebinden devam edeceğim ya. Ya yok çünkü dediğim gibi ben de hani tam konuya hakim değilim ve eğitim sisteminde tam nasıl düzenlemeler var, ne farklılıklar var eyaletten eyalete bilmiyorum. Sadece hani bu klasik işte abitur orada yaptıysan burada yaptıysan falan gibi konular var hani onu biliyorum da onun dışında karşısı tam nedir bilmiyorum. Şey var işte, abitürü şu eyalette yaparsan daha kolay, burada yaparsan daha zor tartışmaları oluyor. İşte Bayern'deki abitur daha değerli falan gibi hani Evet. şeyler. Halbuki herkes aynı üniversiteye gitmek için uğraşıyor ama Bayern'de liseyi okuyan kişi çok daha zor şartlarda abitür yapıyor. Atıyorum Saarland'daki çok basit bir abitür notu alıp. Oradaki kıçı kırık abitur. Aynen. Ya öyle bir sıkıntı Abi var evet. bir sonraki sorumuz antisemitizm, Yahudi karşıtlığı konusu. İşte federal hükümet Yahudi karşıtlığını mücadele ile alakalı projeleri daha fazla desteklemeli diyor. Ya Ben şimdi de ya ben şeyde şu an mesela ne kadar para veriliyor, ne kadar hani daha fazla verecek de ne verecek falan çok bilmiyorum. Bir yanda şey ya bunu böyle şundan dolayı söylüyorum. Almanya'nın geçmişi buradaki antisemitizm falan zaten tartışılacak bir şey değil. Benim sadece böyle ilgimi çeken konu ya şu an Almanya'da yaşayan Yahudi sayısı bayağı düşük. Hani anlaşılabilir bir şeyden de hani. Hani burada başka birçok grup çok daha fazla şu an yani güncel olarak daha büyük ayrımcılıklara uğrarken bütün meselelerin böyle antisemitizm üzerinden tartışılması bana biraz garip geliyor. Hani benim şeyim o. Çekincem o buradaki. Yoksa dediğim gibi yani buradaki yabancı karşıtlığını, yabancı düşmanlığını günümüzde Yahudiler üzerinden tartışmak, konuşmak ne kadar günümüz gerçeğine uygun? buradaki konu biraz şu, sadece Almanya içinde değil aslında. Biliyorsun komplo teorilerinin çoğu işte dünya Yahudiler yönetiyor, dünyadaki bütün kötülüklerden onlar Ya bütün bu sorumlu komplo diyor. teorileri 2 dakika içerisinde Yahudilere dayanıyor. İşte İsrail Devleti'nin Filistin'le olan meseleleri bu konularda da işte çok tartışılıyor. Bunun yanında da
Almanya içinde de işte saldırılar oldu biliyorsun sinagoglara. Öldürmeli terör saldırıları oldu. Yani Yahudi karşıtı çok insan var ve mücadele edilmeli yani bence. Dediğim gibi benim oradaki tek şeyim, çekincem mi diyeyim artık, yani muhalefet şerhim diyeyim. Hani tabii ki antisemitizmle mücadele edilmeli. Ama hani günümüzdeki sayılara baktığında antisemitizmden etkilenen insanlar, yani bütün bu yabancı karşıtlığın çok fazla antisemitizm üzerinden değerlendiriliyor ve tarihteki acıların, dramların, şiddetin, suçun şeyinin dışında, hani günümüze baktığında bunun gündelik hayata karşıtlığı ne oluyor? Hani buradaki bir göçmenin hayatını ne kadar kolaylaştırıyor bu, veya bu hani o biraz bana şey, orantısız geliyor gibi bir durum var. Ama dediğim gibi bunu sadece hani Bauhof kefil olarak söylüyorum. Yani fiyatları biliyorum da, yani fiyatlar derken garip bir ifade oldu da, hani ayrılan ödenekleri biliyorum da hangi proje ne için yapılıyor falan bilmiyorum. Biraz şey gibi olabilir bu. Ya şeyde de, Netflix'te de hep eşcinsellik gösteriliyor diyen amca gibi hani atıp tutuyor olabilirim şu an. Konuya çok o açıdan hakim değilim. Hani sayıları, oranları, rakamları bilmiyorum. Ya federal Ama biraz bazda anakronik kaçıyor bazen, günümüzde antisemitizm bu kadar merkeze alınması gibi geliyor bana. aslında bu soruyu antisemitizmle sınırlandırmışlar. Federal bazda çok fazla proje başlıklarına yardım yapılıyor. Irkçılıkla mücadeleyi de yapılıyor. Eğitim, işte ayrımcılığa uğrayan kesimlere de yapılıyor. Bunun yanında şey olarak ne denir? Bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche. Hani eğitim, Dezavantajlı aynı dezavantajlı gençlere, sosyal çocuklara yönelik grupların. proje. Burada sadece antisemitizm diye sınırlandırmış. O yüzden belki kafa karışıklığı oluyor ama her türlü evet bence. Ben de evet dedim. Ama Tamam. aradaki şeyimi dile getirmiş oldum en azından. Hani konuya. Tabii. Evet. Bu da önemli bir konu. Evet, maalesef önemli bir konu. Çin firmalarının iletişim altyapısının genişletilmesi ile alakalı alabilecekleri işlerin, ihalelerin, işte hani Almanya'da hala iş alabilmesini soruyor. Garip bir oldu. Tam cümle kuramadım da. Daha fazla iş alamamalıları, Şimdi almamalıları. Auftrag böyle sipariş midir, tam ona odaklandığımda şey oldu, böyle bir Yani kitlendim. ihale almak İhale işte. diyebiliriz. İşte Çin firmaları Almanya'daki iletişim altyapısının genişletilmesi ile ilgili ihale alabilmeye devam edebilsin mi? Daha doğrusu burada alamamalı diyor. Hani Alamamalı. Ben de şeydeki. katılıyorum buna. Ben de katılıyorum Almamalı. abi. Aynen. Köpek yiyen adamdan korkarım diye. Yok, o açıdan değil. Çinli firmalar dediğim firmaların çoğu zaten Çin devletiyle çok yakın ilişkili firmalar. Evet, Yani evet. böyle bağımsız Çin firmasını Çin devleti zaten yaşatmıyor yani neredeyse. O yüzden o firmaları çok sıkıntılı yani Çin devletinin sıkıntısı zaten biliniyor. Biraz mesafe konmalı yani. Almanya bu konuda sıkıntılı maalesef. Çin firmaları aşırı özel firma alıyor Almanya'da satın alıyorlar. Ya bir de şöyle bir şey var, hani sizin üniversitede öyle mi bilmiyorum da, şimdi ben üniversitede Berlin Teknik Üniversitesi'nde okurken orada yabancı öğrencilerle alakalı işte broşür vardı, yani alırdım bakardım falan. Şimdi mesela hangi ülkeden ne kadar yabancı öğrenci var diye bir şey vardı mesela. Orada işte tabii hani ya, Türkler doğal olarak o listede var. Çünkü o vatandaşlık üzerinden şey yapıyor ve işte yani Almanya'da okuyan doğmuş büyümüş Türk gençleri de, eğer vatandaşlığı hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, orada listede yazıyor hani. Sonuçta Evet. benim gibi okumaya gelenler az sayıda olsa bile doğal olarak işte Türk öğrenciler listede birinci sırada geliyordu. Bak, Yani Türkler, Polonyalılar ve Ruslar her zaman listelerde ama yukarıdalar Çin zaten. mesela, Çin birinci sıradaydı aslında hani geliyor derken, Evet. şey Almanya çünkü sonuçta işte dünya pazarının önemli bir kısmı Çin. Ona yanaşmaya çalışıyor. Çin kendine partner seçiyor bir yandan da, hani baktığında ekonomik olarak. Almanya gerek burslarla olsun hani Çin'den öğrenci alarak hem kültürel olarak hem ekonomik olarak yanaşmaya çalışıyor. Bir yandan da anlaşılabilir şeylerde, ama dediğim gibi özellikle bu iletişim konusundaki şeylere ben de şüpheyle yaklaşıyorum. Genelde hani ya orada da Rusya'ya da şey yaptım da, oradaki tartışmalar diğer şeylere de bilmiyorum. Bakmak lazım. Hani o konuda da daha belki şüpheci davranılabilir. Yani Rusya bağımlılığı arttırmak ne kadar makul. Tartışılması gereken bir şey tabii. Bir sonraki soru, kilise vergisi. Devlet şey ne diyeceğiz? Kilise vergisi almaya devam etmeli diyor aslında. Hani şimdi religionsgemeinschaften yaptığını tam nasıl çevireceğiz diye düşündüm ama burada maaş alırken, eğer aksini beyan etmezseniz, maaşınızdan kilise vergisi kesiliyor.
Devlet bunu yapmaya devam etmeli diyor. Ben hayır diyorum. Niye yani bir kiliseye üye olan biri, şimdi Yok benim... kiliselerle elektriğini, suyunu veriyor devlet. Oraya giden insanlardan da ekstra bir miktar daha vergi alıyor sırf onlara dini hizmet verdiği için. Yok benim temel şeyim hani devlet üzerinden bunun çözülmesine gerek yok. Sen yine hani kilise senden bir hani baytrak bir aylık aidat gibi bir şey alabilir. Hani ben devlet üzerinden bunun çözülmesini çok makul bulmuyorum. Almanya bu konuda ilginç bir ülke gerçekten. Onu da aslında uzun değerlendirmek lazım da şimdi sonra yaparız. Yani benim şeyim o yoksa dediğim gibi şey devlet bunu almasın. Şeyler kiliseler kendileri direkt bunu düzenleyebilir diye düşünüyorum. Yani biraz devletin daha sekülerleşmesi o açıdan yani hani daha bunun Evet. sivil İşte toplum tarafından Almanya, organize edilmesini. evet Almanya'daki sekülerlik işte çok farklı yani. Biraz benim doktora konum biliyorsun. Almanya sekülerlik anlayışı, Almanya'daki kiliselerin devletle olan ilişkisi, toplumsal yaşamdaki etkinliği çok farklı yani Türkiye ile Peki kıyasladığımızda. sen buna ne diyorsun? Bu soruya ne diyorsun bu arada? Hani onu da sorayım da. Ben evet diyorum, alsın devlet. Ha, katılıyorsun. Ben de katılmıyorum diyeyim. Geldik Yes diyorum ben buna. konumuza. Tafküf'ün şeyin öyle bir Umut Sarıkaya karikatüründe geçen şey var da uyuşturucu şimdi uyuşturucu deyince şey oluyor ya kanabis deyince de şey ne kadar Weed. anlaşılır oluyor. İngilizcesi weed, ot mu? Ot mu Ya diyeceğim ben ot de. diyelim abi yani çünkü uyuşturucu deyince Marihuana, Marihuana. Yok yok pardon. Mariyana ot Mariyana diyebileceğimiz kanabisin kontrollü bir şekilde satılmanı serbest genel olarak serbest bırakılmalı diyor. Ben buna Belli bir katılıyorum. miktar ama o kontrolü verkauf dedi. Yani belli bir miktar alabilmeli insanlar. Evet, yani artık o miktarı da satılan yerlerin falan da kontrolü falan da söz konusu tabii. Sen de evet dedin. Tamam. Evet, ben de evet dedim. Almanya Avrupa Birliği'nden çıkmalı diyor. O nasıl bir Hayır şey diyorum. Ya bu direkt böyle AfD seçmeni misin değil misin sorusu yani? herhalde. Aynen. Onu seçerek zaten %50 AFD'ye geçtin yani. Evet ben hani Stimmeso katılıyorum. Nötral veya Stimmeni katılmıyorum. Ben de Avrupa Birliği'nden ayrılmalı mı sorusuna katılmıyorum diyorum. Yine bu kadın erkek eşitliği şeyinde genelde tartışılan şey sorular işte hani oran kvota diyeceğim. Oran deyince biraz garip oldu ama cinsiyet kota yani şey değil. Kvota gerçi oran diye şey mi? Doğru kota. Kota aynen. Kota tartışmaları gibi bir konuda partilerin eyalet listelerinde adaylar için belirlenen liste ve kadın erkek yani bir erkek bir kadın aslında buradaki herhalde fermuar şeyini söylüyor değil mi? Hani bir erkek bir Evet. kadın şeklinde mi olmalı diye bir Aynen. şey var. Ben buna nötral kalıyorum. Hani karşı çıksam mı, nötral mi kalsam diye gidip geldim aslında. Şey de değil yani. Yani evet tuhaf bir konu ama ben kadınların yani pozitif ayrımcılığa uğraması meselesi bu. Ben destekliyorum. Ya ben hatta buraya göçmen kökenlilerin de bir kotasının olmasını. Ya şimdi tabii diversite mesela kotası olması lazım. Şimdi o şeyler kimlik siyasetine girince o işin sonu gelmiyor gibi bir durum var biraz yani. Evet. Göçmen kökenli için ayrı kota koyacaksın. Sonra işte dediğim gibi dinlere göre mi ayrı kota koyacaksın falan gibi o kota bir sürü böyle bir garip bir konu. Yani konuşulunca dediğim gibi belki fikrim de değişebileceği bir konu. Çok net değil de. Tabii bir yandan öteki türlü çok erkek dominant listeler çıkması gibi bir şey de var yani hani. İlginç bir şekilde Almanya'da 2017 seçiminde kadın oranı düştü. 2013 parlamentodaki kadın oranına göre. Yani her yıl artması beklenen bir şey. Ben buna şimdilik 2017. nötral kalayım. Düşüneyim tekrar. Dediğim gibi şey konuştuğumda kararımın değişebileceği de bir konu ama böyle pozitif ayrımcılık konularında bazen veya siyaseten doğruculuk falan bazen şey şüpheli yaklaşık biraz mesafeli durduğum şeyler olabiliyor. Ya kadın Burada da yine konusu şey diyebilirim Almanya'da yani. Yani burada da yine şey denebilir tabii. Abi şey hani yine zaten bir erkek olarak kendi şeyimin sınıfımın çıkarını koruyor gibi de o, yani değerlendirilebilir bir yandan baktığında. ben de öyle bir durum var sanki. Abi şey lümpen proletaryum olalım ne yapalım? Tamam. Kadın konusunu diyecektim. Çok ilginç Almanya'da. Yani Avrupa'nın en merkez ülkesi, en modern ülke falan muhabbeti var ama kadınların konusu ve konumu gerçekten
sanıldığı gibi değil yani. Almanya'da kadına şiddet oranları inanılmaz yüksek. Kadın öldürülme oranları çok yüksek. Kadınların maaşları daha az bir erkeğe göre. Yani çok acayip ilginç bir mesele. Hiç yakışmıyor Almanya'ya. Burada ya tabii hani genelde insanların kafasında Türkiye ile kıyaslayarak bir şey sonuca varmak olduğu için hani işte Türkiye'ye kıyasla birçok konuda hani sanki çok iyi gibi konuşuluyor. Hani otomatikman öyle Gece dışarı algılanıyor. çıkabiliyorlar falan muhabbeti var hep. Ya evet yani hani şey gerçi o şeye baktığında hani bizim için bile Türkiye'de gece vakti yolda olmak hani ile burada karşılaştırınca hani bizim için bile karşılaştırılabilecek ve hani Almanya'da çok daha pozitif olan bir durum ama dediğim gibi ölçü olarak sadece Türkiye'yi aldı mı biraz sorunlu şeyler çıkabiliyor. Evet. Abi fal pavşal nedir bilmiyorum ama işte hastanelerdeki bakımların belli bir paket program içerisinde ödenmesi, hesaplanması şey diyor. Burada ben herhalde buna karşı çıkıyorum ama tam olarak neye karşı Ben çıktığımı de bilmiyorum abi, nötralim ya. Pavşal Türkçe'de kullanılan bir şey değil mi? abi yok sanmıyorum ya ben hiç duymamıştım yani. Öyle mi? Aynen, Ama pavşal şey ne, Türkçe Türkçe'de. karşılığı ne onu bilemedim şimdi hani direkt bir kelime aklıma gelmedi. Aynen, benim de gelmiyor valla. Ya Nereden burada olsun? benim yani fal pavşal dediği bütün hastanede bakılan hastalar için ortalama bir fiyat üzerinden hesaplanma şeyini söylüyor. Burada benim hani sadece düşündüğüm şey hastaneler hastaların bakımı ortalama bir fiyat üzerinden hesaplandığı için daha masraflı olan hastalara daha kötü bakım yapabiliyorlardır diye düşünüyorum. Ve yani onu alma yani o yüzden hani bu sanki katılmayacağım bir şey gibi düşünüyorum yani hani şey hastalık sağlık sisteminin kalitesini olumsuz etkileyen bir şey olabilir gibi bir sonuca vardım bildiğim bir konu olmasına rağmen. Belki de yanlış. Sen Ben nötral nötrelim. diyorsun zaten. Bayağı yani bir anlam bilmiyorum inan hani. Tamam sen Bilmediğim için nötral bir diyorsun alanı herhalde. bilmiyorum. Ben katılmıyorum dedim. Tamam. Auf Wiedersehen, Vermögen, soll wieder eine Steuer erhoben werden. Yüksek varlıklı kişilere varlık vergisi diyeceğim şimdi garip olacak. Varlık vergisi de Türkiye'deki başka bir şeye gidiyor mesele. Servet vergisi mi diyeyim daha şey olsun. Aynen. Geliri yüksek kişilerin ekstra vergi ödemesi şeyi. Ben buna yani o sınırın makul bir şekilde çizilmesi başta olmak üzere evet diyorum. Ben de evet diyorum. Yani yüksek Zengin gelir, yüksek karıştı. vergi, Zengin servet karıştı. düşmanlığı yapıyormuş gibi olmak istemem. O yüzden ya şimdi milyar euro varsa olsun tamam mı? Hani veya tüm hani 500 milyon euro varsa olsun hani 3-5 milyon eurosu olana dokunmayın da hani Abi olsun yani. Yani birçok insan, milyonlarca insan birkaç tane %1'lik zengin için çalışıyor dünyada yani. ya bir de Ödesin. şey var. Hani o %1'lik zenginin gerçekten hani ekstra vereceği vergi servetinde anlamlı bir şeye denk gelmiyor gibi bir durum oluyor yani hayat kalitesinde Tabii veya ki. herhangi bir şeyde. Tabii ki. Ya bir de işin başka bir şeyi sosyal dağılımı hani tekrardan düzenleyerek ortaya koyduğun ülke de o zenginlerin de yine huzur ve rahat içinde yaşayabileceği bir ülke ortaya çıkarıyor aslında şey olarak da baktığında. Hani o güvenli ülkede işte olduğunda dediğim gibi insanların da yaşamayı daha rahat içinde yaşayabileceği bir ülke ortaya çıkarıyor gibi bir durum var. Dediğim gibi o miktar nedir onu tam bilmiyorum hani hangi miktardan sonra sayılıyor bu ama buna destek veriyorum. Güvenlik konusu. Evet. Güvenlik ve özgürlük çatışma alanından baktığımızda kamusal alanlardaki video görüntülemenin görüntüleme Bildiğin sırasında kamera, video güvenlik kamera gibi bir kameralarında şey. yüz tanıma sistemleri kullanılsın mı aslında? Şey bu. Kamusal Evet. alanlardaki güvenlik kameralarında yüz tanıma sistemi kullanılsın mı? Yani genelde özgürlük güvenlik şeyinde özgürlükten yana tavır almaya çalışan bir insan olarak hani Terörden de korkan olarak. işte kullanılmasın diyorsun ama yani iki tane kişi bıçaklansa bir şey olsa veya sana bir şey olsa ama hani orada yüz tanınmıyor olsa ya abi nasıl falan dersen hani o biraz bıçak sırtı bir konu. Çünkü özgürlük biraz dediğim gibi korunması gereken bir şey kesinlikle de. Hani onun da bilincindeyim. Ama rahat ortamların konusu. Dediğim gibi hani iki tane saldırı, bir tane bıçaklama, bir tecavüz, başka bir şey. Irkçı saldırı da olabilir bu arada hani.
Evet. Yani ırkçı saldırı olduğunda farklı insanlar bunu savunur. İki tane mülteci bir Alman kızına saldırdıysa farklı insanlar bunu savunabilir tabii baktığında. Ama hani dediğim gibi o yüzden biraz benim için tam böyle nötral diyeceğim buraya. Okey, ben Yani sen ne diyeceğim. diyorsun? Ya ben ilginç bir şekilde ben özgürlükleri daha fazla savunan biriyim ama bu konuda katılıyorum. Yani olmalı diyorum. Yani devlet yapacağı için olmalı diyorum deme sebebim o. Biliyorsun birçok şeyde Einkaufszentrumlarda ne deniyor onlara? Alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezlerinde bunu özel firmalar yapıyor artık. İzinli veya izinsiz. İnsanların davranışlarına göre şeyler yapıyorlar, stratejiler belirliyorlar. Bence o yasaklanmalı ama devletin güvenlik bazlı yapmak istediği şey desteklenmeli. Ya tabii hani burada hep yine şey var. Devletin tonu önemli. Hani devlet daha sonra otoriterleştikçe bu şeyi Evet. daha başka şeylere kullanabilme gibi bir riski var. Aynen. Çin'in yaptığı mesela şimdi bence. Evet yani hani o yüzden dediğim gibi gri şey bir alan. Devletin Ben tonu Almanya'ya güvendim mi? güvenli. Evet Almanya şu anki şeyde şu anki şartlar altı konjonktürde ben Evet. nötral diyorum. Sen destekliyorsun bunu. Bu çocuğu olmayan evli çiftlerin de vergi indiriminden faydalanmasını soruyor. Bence tuhaf bir mesele şimdi. Hani çocuğu olan aileler şey yapıyor Almanya'da daha az vergi ödeme gibi bir pozitif ayrımcılığa sahipler. Çocuğu olmayan çiftler niye olsun ki yani ne bileyim. Hayır bu evlenmekle alakalı. Bu Hani çocuğa de aslında çocuklara destek olmak yani şey çocuk üretilmesine ne denir ona? evet, Çocuk üremeye. üretilmesine destek şey bu yani. Ya bence ama çocuğu olmayan aileler de şey olarak desteklensin diyorum ben. Evlilik Vergi. oranı patlar o zaman. Abi zaten hani ya patlar derken zaten şu an evlendiğinde o vergi sınıfı değişiyor. Hani İki bunun kişi de çalışıyorsa pek fark olmuyor ama. Sürdürülmesi mi ekstra bir şey mi diyor onu da bilmiyorum ama ben hani ya ben şöyle diyeyim çocuksuz ailelerin de şey olmaması için diyorum bunu hani. Yani sen çocuksuz aileysen eksik aile gibi görülme şeyinden yaklaşıyorum aslında ben buna yani. Hani illa çocuk yapmak zorundasın gibi bir şey olmasın. Çocuk yapmak istemeyebilir insanlar. Ona rağmen bu şeyden yani bu sefer de sanki aile kurumunu koruyormuş gibi bir şey oluyor. Hani Ama şimdi insanlarıyla zaten evlensin aile burada kurumu şey diyor burada Vatayin diyor zaten herhalde demek ki çocuğu olmayan aileler de daha az vergi ödüyormuş zaten Ya Vatayin'e dediğim göre. gibi bu vergi dilimi muhabbeti yani herhalde. Hani o sürdürülsün mü diyor. Hani Sürdürsün bu ya ben istikrardan yanayım tamam sürdürelim diyor. şey gibi biraz abi hani çocuğu olmayan ailelere karşı şey çocuğu olan ailelere karşı çocuğu olmama hakkını savunuyorsun bir yandan. Bir Evet. yandan da ama yani evlenmeden de takılmasınlar. Bari evlensinler sanki evlenmeyi aileyi destekliyormuşsun gibi bir şey de var hani bir yandan da. Ben de yani öyle biraz ikircikli bir konu. Ekolojik tarım normal tanıma şey konvansiyonel Gerekmiyor. geleneksel tanıma nazaran daha fazla desteklenmeye devam etsin mi diyor. Ben etsin diyorum. Tabii. Ekolojik İyi olur yani. tanım. Evet yine şey bir konuya geldik. Civcivli bir konuya. İslami dernekler de işte kiliseler gibi Dini topluluk. dini topluluk olarak devlet tarafına tanısın mı? Ya burada şöyle bir mesele var. Almanya'da anayasada adı geçiyor dini toplulukların. Anayasal bir şey var, statüsü var. O yüzden ama Müslüman dernekleri, İslami dernekler bu statüye sahip değil. O yüzden az önce bahsettiğimiz gibi ne kiliseler gibi vergilendirilebiliyor, ne yeterli devletten hizmet imkanı alabiliyor vesaire. Fakat bu statüye sahip olurlarsa, anayasal bir statü, çok daha büyük haklara sahip olacaklar. O yüzden işte tartışılan konu bu yani. Bu arada ben hani şey konusundayım yani hani o Religionsgemeinschaft dediğimiz kurumların ayrıcalıkları da mesela vergi onlar için alınmasın. Hani onların konumu da biraz düşürülsün ama işte kiliseleri şeyler neyse İslami şeyler de aynı şekilde olsun diye düşünüyorum yani ben buna hani katılıyorum diyeceğim buna da bu soruya. Benim buradaki işte benim meselem normalde kesinlikle evet derim demem gereken bir şey. Fakat ben Almanya'daki İslam
derneklerine pek güvenmediğim için Ya oradaki şey. sıkıntı tabii yani bence mesela şey önemli yani hani hangi dernekler, hangi kriterlerle nasıl şey olacak, tanınacak, nasıl desteklenecek, nasıl kontrol edilecek. Tabii hani bir cami sayısına göre yaparlar, üye sayısına göre yaparlar muhtemelen. Yani işte biraz sıkıntılı bir konu yani. Türkiye, örneğin DİTİB hani Türkiye'deki şu an mevcut hükümetin direkt kontrolünde olan bir yapı. Almanya'da anayasal tanınan anayasal statüye sahip bir kurum olursa ne derece iyi olur işte Almanya için bilmiyorum yani. Ya burada şöyle bir sıkıntı var bir de genel olarak bu bütün yani dini cemaatler konuşulurken yani tamam yani ya bunların söylemleri, eylemleri dil bariyerinin de olması dolayısıyla hani Alman kurum kuruluşları tarafından ne kadar takip edilip ne kadar incelenebiliyor, ne kadar kontrol edilebiliyor gibi bir durum var yani. Hani o yüzden öyle bir şey var hani o şey biraz bu kurumların nasıl kontrol edilebileceği, denetlenebileceği hem faaliyet alanlarının, söylemlerinin hani bir yandan sen antisemitizm için proje yapalım derken bir camiden adam bangır bangır Yahudi düşmanlığı şey yapabiliyor tamam mı? Mesela hani baktığında en basit bir örnek olarak şimdi aklıma geldiği için diyorum. Sen zaten o camiye giden de hacı emmi, onun oğlu falan olduğu için kimse de hani bunu böyle tam cidden hani rahat eyvah burada bunu böyle bir şey yaptılar gideyim şikayet edeyim veya bundan hani böyle bir şey kimse gelmiyor. Onun kontrolü, takibi, düzenlemesi falan çok Yani işte o yapılabilir, sıkıntılı bir alan. yapıyorlar. Almanya'da camileri inceleyen kurumlar oldu. Yani işte o araştırmaların, bilimsel araştırmalar var o konuda. Camilerin hutbelerdeki temalar ne? İşte camilerdeki hocalar neyi vaaz veriyor falan, bunlar inceleniyor. Ya yani işte çok antisemitizm inanılmaz yaygın Almanya'daki, gerek Türk gerek Arap camilerinde, biraz da Arap camilerinde aşırı yaygın. Yani temel yaklaşım dediğim gibi, hani ben bunu desteklerim ama Almanya'daki şeyler, Müslüman kurumları o kadar böyle, o kadar şey ki, yurt dışına bağlı ki, ya Suudi Arabistan devletine bağlı, ya Türkiye'ye bağlı, ya Katar'a bağlı, ya Fas'a bağlı, işte Marokko'ya. Abi şey gibi oldu Böyle biraz. Ben seni bağımsız bir kurum olsalar isterim bunu. Bağımsız abi ben değiller. seni severim sevmesine de toplum buna hazır değil diyor da böyle bir Aynen. şiirde. Ya abi Maalesef. şöyle bir şey var. Ama hani ya bu devlet tanımını devlet tarafından tanınması ve finansal yapının oluşturulması aslında bir yandan dışa bağımlılığını da azaltacak. Belki biraz da Almanya içindeki çerçeveyi çekecek bir harekette. Hani Doğru. öteki türlü yani Selefiler olsun dediğin gibi buradaki hani çeşitli DİTİB üzerinden veya işte başka kurum kuruluşlar üzerinden olan şeyi daha Almanya toprağına çekiyorsun gibi bir durum var. Öyle bir beklenti var. Olur mu işte Ya bilmiyorum. Hani tabii şey, hani ben de normalde bilmiyorum. Yani bu Almanya'da bir cami yapılacağı zaman direkt finansmanının %80'i 90'ı yurt dışından geliyor. Ya Türkiye finanse ediyor Köln'deki DİTİB camisini, ya üyelerden de alıyorlar da büyük oranda yurt dışından destek alıyor. Böyle bir yapı gelirse ama, anayasal tanınma, Almanya devleti artık bunları finanse etmek zorunda olacak. Yani o yüzden ben hani Almanya toprağına çekilmesinin daha genelde makul olduğunu düşünüyorum ve de hani ya Hristiyanlar için olan bir şeyin Müslümanlar için de tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hani o yüzden ben evet diyeceğim ama çekincelerine katılıyorum. Ama tabii bu hani devlet tarafından tanınma süreci de hani hem incelenmesi hem onaylanması hem sonra kontrolü falan daha düzgün bir mekanizma da belki oluşturabilir gibi bir şey var, durum var. Ben buna Tabii. katılıyorum diyorum ve geçiyorum. Sen ne diyorsun? Nötral Ben misin? nötralim. Abi sen Bu arada şey varmış, istersen soruya cevap vermiyorsun. Yani hiç onu evet. düşünmedim. Teyze öbeşmenin var. Evet yani hani biz bütün tezlere İlla bir cevap verdik yani. Yeni kameramla devam ediyorum. karbondioksit fiyatlarıyla alakalı bir yine çevreyle alakalı bir konu aslında. Isınma ve araba sürmedeki karbondioksit salınımı ile alakalı belirlenen fiyatlar şu an planlanandan daha yüksek bir şekilde artırılmalı diyor. Yani aslında çevre korunumu ile alakalı bir konu. Ben de buna katılıyorum. İşte ben de katılıyorum ama burada vatandaşa ekstra yük olmuş olacak. Öyle bir şey var durumun. Ya evet. Ama çevreyi korumak da bazı şeyler, yani öyle Ya çevreyi bir de koruyalım ama ben şimdi biz çevreden metropolde dışı çıkmasın yaşayan ama çevreyi koruyalım insanlarız. olmuyor. Hı. Metropolde yaşayan insanlarız hani biraz daha aslında genelde öyle eleştiriliyor. Yeşiller Partisi öyle eleştiriliyor. Hani büyük şehirlerde yaşayanlar hayatları üzerinden işte atıyorum e-scooter falan filan konuşuyorsunuz da köyde hayat öyle değil yani. Hani burada araba olmadan insanlar yaşayamaz. Sen bu insanların hayatlarına otomatik olarak büyük yük getireceksin şeklinde bir O da eleştiri var. SDO'nun argümanı işte. O da Evet. SDO'nun Ama hani şey açısından doğru bir yani şöyle bir doğru derken haklılık payı olan bir eleştiri. argümanı. Almanya'nın çoğu ufak yerlerde yaşıyor.
Yani hani siz sadece metropol büyük şehir siyaseti yapıyorsunuz diyor. Baktığında işte hani nüfusu 500 bini geçen 14 tane şehir var sadece. Yani büyük şehirler %50 büyük şehirlerde yaşayanlar daha az doğru. Ama hani çok uçurum yok da daha az. Şey 34. madde borçlanma ile ilgili bir şey. Anayasadaki borçlanma sınırı diyeyim korunmalı diyor. Ya çok bildiğim bir konu değil. Benim de. Ya firmalar mı, şahıslar mı? Ne bu şimdi? Şurada. Ben Schuldenbremse dediği sanki bütçeyle alakalı bir Ha, okey. İşte şey gibi devlet anladığım bir bütçesi. şey. Evet devlet bütçesi yani yanlış bilmiyorsam. Doğru Yani doğru bildiğim bir o konu değil zaman. anladığım hani okuduğumda anladığım. Aha. Yani ben genelde denk bütçe olsun çok böyle popülist şeylerle para harcanmasın diye düşündüğümden dolayı hani Bir de buna şu an mevcut katılıyorum. statükocu olduğumuz için biraz mevcut durum devam etsin abi. İyi gidiyor. İstikrardan yanayız diye Aynen. böyle 35. soru şey iltica başvurusu dediğin gibi hani Vytehin demiş ne burada yani şu anda da şey olduğu gibi sadece siyasi olarak takip edilen mi diyeyim Siyasi baskı altındaki kovuşturmaya insanlara. uğrayan kişilere sağlanmalı diyor. Ya şey falan siyasi mi oluyor da mesela hani cinsel yöneliminden dolayı gelenler falan da olabiliyor ya mesela o da Onu kabul siyasi. ediyor. Onu da siyasi kabul ediyor herhalde. Çünkü siyasi baskı ne burada? Hani devletin bu insanlara hak tanımaması veya Veya devletin toplumda yönetim. işte yaşam hakkının şey olması. Ama mesela Nur politik diyor ya, başka ne olabilir? Ne başka ne Yani olabilir? ekonomik olarak geldim iltica etmek istiyorum mu diyecek insanlar. Ben şey anlamıyorum ki yani. Ben de şeyi çok anlamıyorum. Veya işte bizim oralarda işte şey iklim değişikliğinden dolayı kuraklık var falan gibi mi gelecek hani şey. Ha, doğru, evet olabilir. Ben de o yüzden Çatı. anlamadım yani. Ama şu andaki şekliyle devam etsin diyor yani hani Evet. aslında baktığında. Ben diğer maddeleri çok kafamda canlandıramadığım için biraz şeyim yani normalde yani diğer insanlar başka ne şekilde gelecek diye çok kafamda net konuya hakim olmadığım için örnekler belirmiyor. O yüzden nötral diyorum ben buna. İşaretledim. Abi ben de nötral diye nötrle nötral karışımı Türkçe Almanca karışımı bir şey deyip duruyorum. Şey. Tarafsız mı oluyor nötrün Türkçesine? Nötr de Evet. Türkçe de aynı şey. O da yabancı Bir dil. taraf. Bir taraf. Bir taraf olan ber taraf olur Aynen. şeklinde şey var ya. Tarafsız demek yani. Yani kararsız diyebilirsin, Kararsız daha nötr iyi sanki, evet. Neyse. diyebilirsin. Devam. Kanundaki asgari ücret en geç 2022 yılında en az 12 euro olmalı diyor. Bu herhalde sol partinin şeyi galiba 12 euro. Diğer partiler SPD de diyor bunu. 12 mi diyor? Evet. Yani ben genelde Türk yani hani asgari ücret konusu tartışılabilir bir konu ama Almanya özelinde baktığında bir de yani hani abi çalışmanın değmesi gibi bir durum var ya yani o da çok önemli çünkü sosyal yardımın işsizlik parasının olduğu bir yerde hani insanlar bir de hani çalışmak sosyal yardımın veya üzerine kaçak çalışmanın yanında çok böyle değmeyen bir şeye gelebiliyormuş gibi bir durum oluyor. Öyle bir gri bir alan açıyor Almanya'da bir yandan da. Ben buna katılıyorum. Ben de katılıyorum. Katıldım aynen. İşte yine sevdiğim konulardan bir tanesi. Çevre Ya konusu. çevre bir de şey uçuşlarla alakalı. Şey hava Sebebi çevre ama. trafiği evet hava trafiği daha fazla vergilendirilmeli diyor. Yani uçakla yolculuk. Ne diyorsun bu konuda? Uçak biletleri zamlanacak yani. Zamlanacak demek. Yani sen bu konuda ne diyorsun? Of, yani canım uçarak daha hızlı bir yerlere gitmek istiyor uygun şekilde, ama işte çevreye de çok zararlı bir mesele. Ya mesela ben mesela Frankfurt'tan Berlin'e çok gidiyordum bu koronadan önce. Açıkçası genelde uçağı tercih ediyordum, çünkü uçak Ha öyle mi? 40 dakika sürüyor uçak. Tabi havaalanına erken gitme muhabbeti Abi falan yani olmuyor. bana evet yani ben o havaalanına erken gideceksin hani falan o şeyler bana daha Ama her türlü kaçırma şeyi karlı falan. oluyor. Her türlü karlı oluyor. Tek sıkıntı bazen rötar olma şeyleri sorun olabiliyor. Ama her türlü daha kısa oluyor. Trende 4 saat. O işte ne bileyim rötarla şunda bunda en fazla 2 saat sürer yani. Ve Ben bu ağır arada uçak. hani uçmayı çok sevmeyen bir insan olarak
Hani imkanım oldukça trenle gitmeye Almanya içerisinde özellikle yani çok rahat ve çok uzun sürmüyor ama çok pahalı bence yani. Hani öyle bir şeye gidilmesi lazım. Hani tren şeyinin desteklenmesi lazım. Genel olarak benim baktığım, ya düşündüğüm şekliyle. Ya bir de şey olması lazım bence ya. Ya bu uçak yolculuklarında da ya sonuçta biz de hani ailesiyle yaşamayan insanlar olarak ailesini ziyarete sonuçta yakın böyle trenle gidebilecek durumlar değil. Tamam, daha uzak mesafe şeyler bunlar hani. Yani her insanın ya belli bir kilometre yani atıyorum 3000 kilometre veya belli bir uçuş sayısından sonra bu fazla vergilendirilmenin olması gerektiğini hani artık bu ticari olarak oluyorsa veya hani ulan param var ben her hafta sonu gezeyim falan şımarıklığına gidiyorsa veya jetim var falan gibi hani. Hani belli şeyden sonra ya kilometreden sonra ya belli bir uçuş sayısından sonra hani insanlar temel bir şey sağlansın. Dediğin gibi hani bir öğrenci şey ailesini ziyaret edemeyecek senede bir defa duruma gelmesin. Hani ondan dolayı çok zarar görmesin diye düşünüyorum. Hani arttırılması lazım ama ona belli bir yaklaşımla hani tamam bütün uçuşlar değil de ya kişi başına sayı ya kilometre. Hani bu sene her sene bir kilometre uçma hakkın olsun. Hani onu bir defada mı kullanırsın? İşte birkaç defada mı kullanırsın? Gibi hani öyle bir Evet, şeyle evet. arttırılması lazım diye düşünüyorum. İlginç bir konu. Aynen. Yani biliyorsun çok ucuz uçuran uçak firmaları var Avrupa içerisinde. Mesela bu böyle bir şey geldiğinde insanlar artık 20 euroya Barcelona'ya gidemeyecek yani ne Ya bileyim. o kadar da gitme. Tamam hani dediğim gibi ben de hani şey işi yani şımarıkla dökmeli ama bir yandan da hani böyle bazı temel şeyler çok böyle zengin yani şey ekonomik durumu iyi olanlara ayrıcalıklı bir duruma gelmesin. İnsanlar hani o yüzden ben buna katılıyorum ama bunun nasıl uygulanacağı da önemli bence. Ben de katıldığımı işaretledim. Evet yine bu modern zaman sorularından şey çalışan Partilere konulduğunu şirketler bilmiyorum mesela bu ben de konuda. bilmiyorum şirketler çalışanlarının home office'ten evden çalışıp çalışmayacaklarına kendileri karar versin diyor. Almanya'da hükümet karar veriyor. Bilmiyorum ki şu an hani, korona dolayısıyla zaten herhalde hükümet bu işe karıştı. Normalde hükümetin karıştığı bir şey Evet. değildi ki bu düne kadar. Yani şöyle hükümet karar veriyor derken hükümet şey diyebilir. Mümkün olduğu sürece çalışanlarınızı evde çalıştırın kararı alabiliyor. Yani yasak Ama koyuyor. bu hani ama bu sadece korona ile alakalı bir şey değil mi? Hani pandemi sürecinde çıkan bir şey. Yani Hani mesela firma karar verdiğinde korona sonrası süreçte isteyen evde çalışsın dediğinde devlet herhalde hayır herkes buraya gelsin demez herhalde bilmiyorum. tabii hani devlet ama hani şey demeyecek belki kimseyi evine işe getirtmiyor mu diyecek yani ben onu da çok anlamadım. Bana bir garip geldi. İşte korona ile ilgili herhalde. Çünkü korona döneminde biliyorsun karar aldı devlet ve firmalara şey yaptı. Herkes evde çalışsın mümkün olduğu sürece diye. İşte bu esnek tabii hani birçok firma diyor ki Ben mümkün buna değil. ya bir de hani şey zaten firmaların şey açısından da genelde bunu sağlamak zorunda kaldığı gibi bir şey var. Hani şeyin dışında devlet açıklamasının dışında da ben buna nötralim ya. Çok Şimdi bastığında ona sonuç çıkacak. Hazır mısın? abi benim verilemeyecek hesabım yok abi. Tamam bakıyorum. Her şeye %90 nötralim diyenler düşünsün. Ben anlamak başım dik. Bakalım bu nötrallik nereye getirdi beni? Bastım ben. Ben de bastım ama şimdi zaten ilk başta şey Ha, soruyor. şey çıkıyormuş önce. Cevaplar değiştirebiliyor musun yani ne? Burada ağırlıklandırma şeyi var abi. Şu benim için daha önemli hani gibi bir konu var. Ben mesela şeyi kesinlikle ağırlıklandırırım. Dijital hizmetlere vergilendirme şeyi ben hani benim için iki ağırlık olsun yani şey daha fazla katsayısı olsun diyorsun. Senin için önemli olan konuları seçiyorsun burada. Evet, anladım. Toplantıda Staatsbürgerschaft tamam yani olsa olur da çok da böyle şeyim değil. Vermögensteuer şeyini araştırıyorum bir yandan da. Tamam 28'miş. Onu önemsedim. Kaç tane seçebiliyoruz bilmiyorum da. Vallahi ben bayağı bir seçiyorum önemsediklerimi. Abi hepsini seçersen bir anlamı kalmaz. Hepsini aynı şekilde önemli. Ya çıksın. Mesela Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmaması meselesini Doppel yap. Hadi bir de ben de onu Tarafımız belli seçeyim olsun. madem ya. Tarafımız belli olsun diye. Tamam ben de onu da seçtim. Zenginlere vergiyi de arttırmayı İşte ben önemsiyorum. 3 tane şeyi seçtim ben. Okey. Tamam ben de İslam ferbandı zaten nötral dedik. Onun neyini arttıracağım? Ben evet demişim de şey değil. Tamam ben yolluyorum şey. Şimdi bak hangi partileri seçmek istediğin şey var? Bunun en altında bütün partiler var. Ona tıklayarak bütün partileri seçebilirsin. Ne abi? Bu kadar parti mi giriyor seçimlere? Evet abi. Parti değil, Team Totenhöfer diye takım bile giriyor ya sen şey. Doğru 40 parti vardı değil mi? 40 Hepsi parti parti seçim. olsa yine iyi.
Yani ben bütün partileri bir görelim istiyorum. Hepsini seç. En altta hepsi var. Devam ediyorum. Şimdi hop çıkıyor. 81. Abi yine ismini bilmediğim, ismini bilmediğim partiler çıktı. Dur bismillah. Ya işte sıkıntı o. Oha. Başıma gelene bak. Abi benim birinci Fau Partei Hochdrei diye bir şey var. Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Ben et yiyen bir insan olarak hayvanlarla ilgili çok bir şey de yoktu aslında ya. Bu parti %81 çıktı bende. %81,7. DİB diye başka bir parti var. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir şey. Acaba Ayasofya cami yapılsın diyen bir şey mi bu? Demokrati in Bewegung'muş. 2017'de kurulmuş. Irkçılık ve ayrımcılığa Irkçılığa, karşı mı? ayrımcılığa karşı ve işte adalet madalet gibi şeyler söylüyorlarmış. Bir takım şeyleri var. Böyle bir parti. Dip Partisi, ikinci parti. %80,5. 79,3 Dipartay. Hayır, büyük partilerde ne durumdasın? Hayır, bu T-Shoot olayı ne? Biz onunla ilgili hiçbir soru geldi mi bize hayvanları korumayla ilgili? Abi hayvan yani vegan çıktı. Ben et yiyen bir insanım. Hani hayvanlarla alakalı cidden az soru da yoktu herhalde ya. Var mıydı bir şey diye Hiç düşünüyorum. yoktu ki. Veganlarla ilgili de soru yoktu. Büyük parti hani dediğin Ha, partilerden sol parti çıktı sende bak. Yeşiller de aynı geldi. 72-72 Linke ile Grüne çıktı. Biraz aşağı indiğimde SPD falan nerede? abi ben de onlara bakıyorum. SPD falan ne çıktı diye. Hani daha böyle SPD 162,2 Aşk Partisi varmış abi. Libe diye bir parti. O da %62,2. SPD'ye kadar. Love wins diyorum böyle bir. FTP Ağlak var orada hatta. abi FTP %51,2 ya. Liberalliğime bayağı halel gelmiş durumda. Özellikle varlık servet vergisi falan diye şey yapınca herhalde oradan büyük şey yapmış olabilir. Başka üçüncü yol falan bir CDU %50. NPD %45. Mesela benim özellikle en ilgi çeken şey NPD %45, AFD %37,8. Benim bu malumatta ilginç bulduğum şeylerden biri hani hangimiz biraz ırkçı değiliz ki? Onlar sonunda çıkmış. İyi, hadi iyisin. Şimdi ben başta ne demiştim hatırlıyorsun. İşte bu Allah'ın sopası yok, malumatı var. %86 neredeyse %100 ya. Programı sen mi yazdın abi, ne yaptın? Hani Olamaz böyle bir şey ya. bu Ama ben arada sana dedim. Yeşillere hayatta oy vermem dedim. abi ya işte ortamlarda SPD'ye verdim dersin. Hani İkinci sıradaki de Dipata. Dipartay güzel. Bu arada hani parti programını sen mi yazdın? Bu nedir yani %86? Parti kendi, ben parti üyesi üyeyim. Bu kadar çıkmadı bende gerçi. Bende kaç? 82 çıktı galiba. Acaba Yeşiller her şeye nötral kalan çok orta yol partisi mi diye bir düşünmeden edemedim. Bir Olabilir, olabilir, aynen. Yeşillere bir eleştiri olarak buradan ince bir sistemimdir diyeyim böyle Ahmet Kaya gibi. Abi aşağı iniyoruz. Partay'dan sonra sen de bu FAO partaylara Tamam, o küçük karışmışsın. partiler var işte, geç bunu. Aa bak, sol Dip, parti neymiş? ÖDP, Tiyaşut Partay. Bunlar da hani bende aslında yakınız sen de genel olarak. Sol parti yüksek çıktı bende çok, %76. 76. Bende 72 mi çıktı? Yo. Yeşillerle beraber çıkmıştı bende. 62 mi, 64 mi, neydi sende? Devam edelim. Die Pratma, bla bu küçük partileri geç. SPD'm %64'te be. Hey arkadaş lan neredeyse %56 yani SPD'm diyorsun bağrına basıyorsun ama sen de bak sen de aşkla SPD aynı şey var sende de. Li ve Doğru. parti varmış. Devam edelim. Bu ırkçı partiler nasıl çıktı bende bakalım. FTP sadece FTP 46. %50'nin altına CDU düşmüşsün. 39. Sende kaçtı? Bir dakika dur bakayım ben de şey. Oo, bende Nazi Partisi sonda değil. CDU %50 çıktı bende. Bende 30, 39. Ama ilginç olan bak, görüyor musun? MPD sonlarda değil yani. Abi NPD %36 benden daha düşük çıktı ama sonuncu çıkmamış. Bence kaç çıkmıştı ya? Dur benden daha küçük çıkmış dedim ama. Ben de AFD çok net bir şekilde tavrımı koymuşum da, MPD niye böyle yüksek ya? Abi ben de NPD %45 ya. Yani bu arada. Oo. Yani Bizim senin aramızda SP neyse. deliliğin kadar, neredeyse senin SP deliliğin kadar benim MP deliliğim varmış yani. Çok iyi. Burada şey de görebiliyorsun tabii hani anketin devamında hangi şeyler üzerinden hangi maddelere sen ne diyorsun, parti ne diyor falan gibi şeyi de görebiliyorsun merak ediyorsan. Hani niye MP deliymişim şeyine baktığında. Yani benim için tekrar dediğim gibi Vita diyorum burada. Vita demek marifetiyle.
İşte bak burada hangi partiyle ne kadar ölçüşüyorsun onu görüyorsun. Hangi soruda galiba. Soru soru bakabiliyorsun yani buradaki şeylere. Evet, aynen. Burada İlginç. ilginç olan hani iki nokta var, dediğim gibi bazı noktalarda hani gayet hepimizin AFD, NPD ile ortak düşündüğü, yani hepimiz hangimiz biraz NPD'li değiliz ki şey yapabiliriz. Bir diğer şey de ilginç noktada bence yani hani ya abi AFD diyorsa o iş yanlıştır veya hani onun karşılığıysan kesin doğrusundur falan diyorsun ya, yani birçok noktada hani her toplumun sana makul gelen, tam hani NPD'nin belki ırkçılıkla alakası bir konusunda değil ama belki otobanlara sınır getirsin diyordur onlar da belki, yani bilmiyorum. Veya başka bir konuda sana makul gelen başka bir şey olabilir. Bak İnsanlar ben birçok konuda burada sandıklarına daha yakın olabilirler aslında. evet, ya burada şey yaptım. Meclisteki partileri seçtim sadece. Şimdi daha net görün hani. Yeşiller 86, Die Linke 76, SPD 64. Ya ben Rot Rot Grüncüyüm yani tamamen. Abi hayırlısı olsun. Dur Hayırlısı ama olsun. yani öyle bakarsak ben de rot rot güncüydüm herhalde ya. Şey ben gerçi şey dedim mi? Yani Alev Partay'ın yerine Partay'ın im Bundestag deyince tekrar bakıyoruz. Ha ben Ne de tabii çıktı? 72 72 şeyler. Yeşiller ve Linke Yeşiller değil ve mi? sol. Sonra da 62 ile SPD geliyor. Yani Güzel de. şimdi senin yeşilliğin daha fazla. Değil. Benim yani o yüzden ilginç oldu. Ben dediğim gibi hani şey NPD fazla geldi. Hangi maddelerden geldiğini merak etmiyor değilim. Hani ona daha sonra bakarım. Umarım şey yapar ya, izleyenler de sonuçlarını falan Evet, yorumlarda, yazarlarsa daha sonra hani hangi şeyden fazla geliyor onu da konuşabiliriz bence. Hani yorumlarda bunu Twitter'da. biraz daha konuşabileceğimiz bir konu. Özellikle malumatı yapanlar sonuçlarını paylaşırlarsa ve bu sonuçlardan yani hani memnun kaldılar mı yoksa şaşırdılar mı, hani sonuçlardan neye şaşırdılar? O buna Ben ilginç şok geliyor. oldum mesela. Şu an tekrar senin şeylerini görüyoruz. Sen bayağı yeşiller gönüllüsü bir insan olarak. Ben kapatıyorum artık. dediğin gibi hani şey iyi oldu. Bence izleyip de yorum ya şey kendi varlığıma çözen biri de varsa sonuçları paylaşırlarsa görmüş oluruz. Ve neye şaşırdılar sonuçlarda onu da yazarlarsa. Yapmak istediğim bir şeydi bu. Yani malumat çıktığından beri bir süreden beri bir 10 günden beri falan var galiba bu federal seçimler için malumat. Yapmak istiyorum ama beraber yapalım hem de karşı konuşuruz diye yani arkadaşlarımdan bana malumat sonuçları WhatsApp'a gelse ve ben kendimi tutarak şimdiye kadar çözmemiştim. Senin katılımınla çözmüş olduk. Teşekkürler vakit ayırdığın için de. Güzel oldu çok ya. Bayağı bir keyif aldım. Hem partilerin programlarını değerlendirmiş olduk, hem Almanya'daki gündemini biraz yansıtmış olduk. Ben de teşekkür ederim. Güzel oldu yani. Böyle Esat'la da ilk videomuzu hani bugün yapmış olduk videolarımızı. Bundan sonra diğer içeriklerde, konularda da tekrar videolarımız inşallah devam edecek. Güzel bir başlangıç yapmış olduk bence. Seçimden sonra da bir seçimde değerlendirme şey de yapabiliriz ayrıca, sonuçlardan sonra da diğer başka konularla da devam edeceğiz. Tekrardan katıldığın için teşekkürler. Seçim, Almanya, parti derken bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda, başka konularda görüşmek üzere abi. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Sana da ekstra Ahmet. Hoşça kalın.